Kimi göndermek istiyorsun? Yeşim'i. Yine hayaller, yine hayatlar işte. Niyase, sana bir şey söyleyeyim. Yeşim'in artık masasının altına kova koyacağım. Millet geliyor, bir haftada gelinini buluyor ya. Bir haftada. Gözyaşlarım oraya. Yeter ya. Ya Yeşim, her cuma arabesk konseri gibisiniz. Ağla ağla, ağla ağla. Yani Beyhan abla, sen burada acıların kadını oldun ya. Siz ne kadar duygusuzsunuz ya. Benim kayınvalidem bildiğin aralıksız ya, 10 gün neredeyse Damla'ya verdi. Gideceğini anladığı zaman böyle mız 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 çocuk gibi çocuk ağlıyor Yeşim. Yarışması Gelinin Mutfakta'ya hoş geldiniz. Kollarımı açtım, bekliyorum. Buyurun gelin. www.gelinimutfakta.net ya da 0539 570 3707 nolu WhatsApp hattına torununuza mı çektirirsiniz? Oğlunuza mı, kızınıza mı güzel bir video çekiyorsunuz, gelinli kayınvalideli ve burada bu masalarda yerinizi alıyorsunuz. Bence birazcık buranın değişime ihtiyacı var. Böyle taze kanlara ihtiyacı var. Hayır. Bence biraz var, bilmiyorum. Hayır. Hemen arkamı dönüyorum. Muhteşem bir yarışmacı var. Gelin, kayınvalide yıkılıyor. Allah Allah. Birilerinin tahtını sallayacak. Kim ben gördüm, çok tatlılar. Ver şekerim, ver biraz heyecanlandıralım birilerini. Hazır mısınız? Evet. Çok ciddi rakibiniz geliyor. Allah Allah. Vallahi. Göreceği varsa göreceği de. Ben rakip tanımıyorum da bilemem artık. Şimdi görürsünüz. Hazırsanız ekran başındakiler geliyor, o geliyor. Damla Yağmur Kaya Almalı. Oo. 25 yaşında. Oo. Aslen Kayserili. Oo. 3,5 yıllık evli. Oo. Bir kızı var. Oo. Aa. Ankara'da yaşıyor. Kendisi. Oo. Kayınvalide Nurcan Almalı. Oo. 49 yaşında. Oo. Aslen Erzurumlu. Oo. 31 yıllık evli. Oo. Benle beraber. 3 oğlu, 1 torunu var. Oo. Ev hanımı. Oo. Ankara'da yaşıyor. Oo. Damlacığım ve Nurcan Hanımcığım, alkışlarla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu nasıl merhaba. Güzel surat. Teşekkür ederim. Bu nasıl güzel gülmek. Ay çok güzel gelinin var. Teşekkür ederim. Bayağı Nurcan Hanımcığım. Çok hoş gelinin var. Azıcık da ben sizi arkanızdaki masadaki Yeşim ve kayınvalidesine benzettim tarz olarak. Evet. Evet. Yanılıyor muyum? Evet. Değil mi? Yeşim benzerimiz yok ama. Bilmiyorum bizim yani. Bizim değişik versiyonumuz çok olmuş. Çok tatlısınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Bayağı yerleşerek geldiniz. Bayağı buraya yerleşeceğiz aynen öyle. Yöresel bir şeyler mi getirdin? Yöresel değil. Bunlar benim internette yaptığım kendi ürünlerim. Bu işi yapıyorum. Aynı zamanda kendim yapıp satıyorum. Bol bol konuşuruz o zaman bunu. Üreten bir kadınsın. Evet, hem üretiyorum hem kendim sosyal medyada hayatımı paylaşıyorum. Çok o şekilde devam ediyorum. Çok da güzel şeyler paylaşıyorsun. Kendileri birazcık ünlü. Birazcık ünlü. Birazcık ünlü. Kayınvalideciğim. Canım nasılsın?
Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizi gördüm. Kim bayağı başvurdu? Biz yani ben evlendiğimden beri sürekli aslında konuşuyoruz. Hani şuraya bir gidelim, bir gidelim. Biz orada olmalıyız diye. Ama işte annemden bir şey gelmedi. Bir ışık gelmedi. Ben de birkaç gün öncesinde aslında birden aniden oldu. Anneme sormadan hemen başvurdum. En önemli konu şu, burada kararınızı verin. Bilezikleri nasıl paylaşıyorsunuz? Ben hepsini istiyorum ama annemi hiçbir türlü ikna edemiyorum. 2,5 diye tutturdu. Yani onun altına inmiyor. Ama, yarı yarıya istiyor. Ama yarı yarıya olması için 2,5 gerekmiyor mu? 2,5 onun, 2,5 benim. Evet, mantıklı. İyi. Bozdurup parasını bölüşürsün. Bu da yok diyor. Çeyrekler? Çeyrekler değil, 10 tane çeyrek aldık, 5'i benim. O zaman yarı yarıya mı ne yaparsınız onu artık karar verirsiniz. Bakalım, onu zaman hazırsanız gösterdim. Bir şey soracağım. Hazırım. Kimi göndermek istiyorsunuz? Yeşim'i. Yapma ya. Yeşim'i göndermek istiyorum. Sen mi? Yeşim'i göndermek istiyorum. Yeşim! Yine hayaller, yine hayatlar. Haydi alkışlarla yerinizi alıyorum sizi. Nursel Hanım. Bir saniyenizi alabilir miyim? Tabii tabii ben onlara yapacağım. Ne yapıyor? Ben onlara yapacağım. Ne oldu? Ay. Kim o? Sen. Özgü'yle o. Eşimle kayınvalide. Bozdun mu bunu? Olmuyor da. Aa, bozdu ya mu? Ya Allah kim? İşte Allah. Güzel. Bir tane de onun olmasın. Hayır mı? Olsun da bana söyleseydi ben koyardım zaten. Ne yap? Nasıl güzeliz? Hayırdır ama neden bilezik bugün? Hani aldı ya. Azıcık da benim de bir şeyim olsun burada. Katkım yani. Hayır ben belki koyacaktım haberi yok. Sen hiç bilezik vermiyor musun kız kayınvalide? İsterse hepsini veririm. Bizde altın lafı yok. Benim resim yeter oraya. Kendini asabilirsin buraya. Ama senin hiçbir şeyin yokmuş. Doğru söylüyor kadın. Değil mi yani? Bak milleti bak. Koyardım ki. Nursel Hanım, annesin, kayınvalidesinin, herkesin benim bir şeyim yok. Ben yapıyorum. Bakayım, senin de yok. Evet. Buraya masanın ortasına koydu. Bari kenara orada durmuyor. Orası iyi. Ben bir şey söyleyeceğim Miyase. Benim gelinim, ben buna demedim ki benim resmimi koy. Demişsin, öyle dedi. Geldin annesinin resmini ama erken buldum. İlkini sen kendin yaptırıp direkt astın da ama karşı da değilim yani. Sevgili izleyicilerim, gördüğünüz gibi pazartesine hızlı bir giriş yaptık. Senin, benim, onun resmi, yeni yarışmacılar, çok havalılar, biraz ortamı germiş olabilirler. Hazırsanız örtüleri kaldırın. Ne olabilir? Yani ne kıymalı, ne yağlı. Güveçte kaşarlı köfte gibi falan bir şey mi olacak? Peki şu kare kare bir şeyler var orada. Evet, evet. Ben... Çok sert. Nedir o? Ne o? Ne o? Ben de bilmiyorum. Lütfen buraya daha önce çok yemek yapmış kayınvalideler başvurur. Yağlı, yağlı ekmek mi olacak? Şu anda şoktayım. Bana bir şunu ver. Yağlı ekmek mi olacak? Ben ha yağlı ekmek. Somunek. Onun. Bu Kayseri yağlaması, evet. Aa. Ay benim yemeğim. Soruyorum sosyal medyadan, bu ne? Hamur. Hamur. Yufka. Bunu kimse bilmiyor mu? Ne ya ne? Ne? Bunu kimse bilmiyor mu? Ben bu kadar sert bir şey ilk defa gördüm. Ne o ya? 2, 4, 6. Ne o ne? 8 kişisin. Bunu kimse bilmiyor. Ben şu an şoktayım. Galeta. Ben sen gibi Türkiye mi gezdim ne bileyim. Ayol Türkiye değil bu. Koskoca İtalya'nın lazanyasını mı tanımıyorsun? Dedi mi? Ben şok. Sen yedin. Lazanya. Ay. Ben şok oldum şu an. Ya, gerçekten lazanyayı bilemediniz. Aşk olun size. Aşk olsun. Yeni gelinim. Kayınvalidem aşk olsun size de. Söylüyorum. Evet. Kolay ev yapımı lazanya yapıyoruz. Herkesin yapabileceği bir lazanya tarifi veriyoruz efendim. Çıksın gelinin mutfakta tarif defterleri ekran başındaki izleyicilerim. Yazıyoruz. 20 parça şu elimde gördüğünüz lazanya hamuru. 350 gram dana kıyma, 2 adet kuru soğan, 2 adet domates, 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı çiçek yağı, 1 çay kaşığı tuz. Bitmedi. Bakın, beşamel sos diyorum. Sizin uzmanlık alanınız. 2 yemek kaşığı çiçek yağı, 4 yemek kaşığı un, 2 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz.
Üzeri için bir kase rende kaşar peynir gerekiyor. Hazır mısınız? Engin tecrübelerinizi 90 saniye içinde gelinlerinize fısıldayın. Süreniz başladı. Böyle tane tane olsun kıymalar. Allah rızası için. Peyniri çoğunlukla ortaya koymaya çalışıyorum. Kaşarı kurutma. Çok da kurutma ya. Kaşar azıcık bir kaşar tadı gelsin. Kayınvalidelerim 5, 4, 3, 2, 1. Öpüşün, ayrılın. Hadi, hadi. Haydi bakalım. Kız gurbete gidiyor gibi sarıldın ha. Niyase, sana bir şey söyleyeyim. Yeşim'in artık masasının altına kova koyacağım. Millet geliyor, bir haftada gelinini buluyor ya, bir haftada. Gözyaşlarım oraya. Yeter ya. Ya Yeşim, her cuma arabesk konseri gibisiniz. Ağla ağla, ağla ağla. Yani Beyhan abla, sen burada acıların kadını oldun ben ya. Siz ne kadar duygusuzsunuz ya. Benim kayınvalidem bildiğin aralıksız ya, 10 gün neredeyse Damla'ya verdi. Gideceğini anladığı zaman böyle mız 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 çocuk gibi çocuk ağlıyor Yeşim. Süremiz tam tamına 40 dakika. Hadi ya. Çok az değil mi? O lazanyalar diri kalmasın. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Tanıyalım sizi. Nerelisiniz? Yani ben aslen Erzurumluyum. 49 yaşındayım. 3 oğlum var. 2'si evli. Bir küçük oğlum var 15 yaşında. Okul okuyor. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. İşte çalışma hayatım da oldu. Lütfen özür dilerim, lafımı böldüm. Şimdi sen yandın. Niye yandın? Bu gelinle geldin, öbür gelin diyecek ki anne benimle de gidelim. Kim isterse onunla çıkarım. Beyhan Hanım, ha? Onunla da çıkarım, istesin. Buradan ne elenince oluyor? Bir yolda ondan gelin. Ne olacak Beyhan Hanım yani? Elenmeyeceğim. Burada kimler geldi geçti, kimler? Geldi, kimler? O yüzden birazcık siz konuşurken dikkatli konuşun. Çünkü her an, biz bile her an elenebiliriz, evet. Öyle yani. Şimdi bak, bu kadar şey... özgüveniniz yok. Olmasın bence. Yok. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben gitmek istemiyorum, kalmak istiyorum. Finali görmek istiyoruz. Kızlar nasılsınız? Bomba gibiyim sen. İyiyiz sen. Destan yazdım ama yine de mutsuzum. Ne oldu? İki bilezikle destan mı yazdın sen şimdi? Hiç. İki bilezikle değil canım. Üç çeyrek, iki bilezik. Üçü ne ara topladın? Ha, haftalık aldıklarını haftalığını da söylüyor. Diyor, haftalığını. Ha. Anladım. Ablası. Ona üç. Destan diyor. Üç çeyrek alınca mutlu olmuş Yeşim ablası. Deme öyle kıza bir şey. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Siz sürekli benimle uğraşıyorsunuz ya, ben artık çözdüm sizin benimle uğraşma sebebinizi. Benim sizden daha iyi yemek yaptığımı bildiğiniz için bakıyorsunuz ki artık Damla aldı başını gidiyor. Biz ne yapalım, ne edelim, bu Damla'yla uğraşalım, Damla'yı buradan gönderelim. Derdiniz ben oldum sizin. Ama ben buna fırsat verir miyim? Vermem. Ben size kendimi yedirir miyim? Yedirmem. Ben hem size çene yetiştiriyorum, hem de en güzel yemekleri yapıyorum. Hayır. Ya sen Beyhan teyzenin sayesinde aldın ya. Ben de onu diyecektim. Bak. Kimin? Kayınvalidelere oynuyor, oraya çikolata bak, götürüyor, çay şey götürüyor. Mi? Damla, kadın 5-1-1 yaptı, bir almama rağmen, 5 almana rağmen kuraya kaldı. Zaten ben öndeydim. Benim kayınvalidem zaten, siz var ya burada, siz hepiniz... burada benim gibi eşit yarışmıyorsunuz. Ben tek başıma hepinize karşı 6 kişiye birden karşı yarışıyorum. Ya. Sen yanında kendi kayınvaliden, yanında benim kayınvalidem. Bir zahmet de bir şeyler olsun ya. Bir dakika. Pardon ya, pardon. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Yeşim. Senin kayınvaliden bana 5 veriyorsa, senin kayınvaliden, benim kayınvalidem de gelip sana 5 veriyor. Öyle bakarsak. O buna yani, bunu yaptı, senin ayağın da bunu bana yaptı. 5 veriyor haftada bir kere. Senin kayınvaliden de veriyor bana haftada bir kere. O dün değil. Herkesten benim kayınvaliden. Dün herkesten bir aldın, yine geldi sana verdi. Daha ne rakibine, istiyorsun? Bak dinle dinle, rakibine aralıksız 10 gün boyunca 5 verebilir mi?
kimin burada ne kadar olduğunu, ne kadar yarıştığını farkında mısınız? Farkındayım. Ama kimi hedef alarak gittiniz? Benim de orada bir yerim olsun. Birini göndereyim. Seni hayatım, seni Beyhan Hanım, seni. Deminden Sevilay diyordunuz. Onu göndereceğim. Senin ama şey... rakip olarak da seni görüyor herhalde. Seni görüyorum rakip olarak. Beni nereye gönderiyorsun acaba? Seni eve gönderiyorum. Bak senin geldiğin seninle gibi... Seninle yarışmak istiyorum Beyhan Hanım. Ha? Sizinle yarışmak istiyorum. Beni yarışmak istiyorsun. Tamam, yarışalım. Geldiğin gibi gönderirler adamı burada. Onu cuma günü göreceğiz. Göreceğiz hayatım, göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. Yeşim sen iyice acıların kadını oldun gözümde. Burada cuma günü ağla ağla. Beyhan teyze de küçük Beyhan artık. He. Gerçekten o Sultan Beyhan yok artık. Küçük Beyhan. Bak ya, sen de acıların kadını Yeşim. O çok klişe oldu, onun üstünden yürümeyin ya. Ama acıların kadını oldu. Sana bir şey söyleyeyim. Yeşim'in artık masasının altına kova koyacağım. He. Gözyaşların oraya aksın. Ya Yeşim her cuma arabesk konseri gibisiniz. Sanki ben konserdeyim. Arabesk şarkılar dinliyorum böyle. Ağla ağla. Ağla ağla. Bize öyle söyleyenler bak sonu hüsran. Hafta, madem bilezik almayacağın hafta niye ağlamıyor? Gideceğini anladığı zaman böyle mız 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 çocuk gibi ağlıyor Yeşim. Ya siz... Bana diyorsun ya çocuksun çocuksun diye. Asıl çocuk sensin ya. Ben bir kere bile ağlamadım her ya. Ağlayan çocuk mu gideceğim oluyor? Diye. Senin potansiyel. Sen burada hıçkıra hıçkıra. Yeter ya. Sen yeter normal. Burası. Burası. Ama bir kere ağladı o kız. Sen ben her gün mü ağlıyorum? Allah. Bir şey söyleyeceğim. Ben yemek için mi ağladım? Sana gidiyorum şey diye mi ağladım? Sizin kayınvalidenizi benim yaptığım gibi o şeyleri yaşasanız var ya ben sizi burada hayal bile edemiyorum. Yaşıyorum değil, ben. Ağlamak. Siz burada bir saniye durmazsınız, çeker gidersiniz. Artık, hiç bence beni eleştir... Artık burada ben bu duygu sömürlerinden sıkıldım. Yeter. Yani bilezik aldık var ya, gerçekten ben çok üzüldüm. Yani Beyhan abla sen burada acıların kadını oldun ben ya. Ben hiç üzülmedim Nuray Hanım. Niye üzülüyorum? Ha şuna üzüldüm. Bilezik sevincini yaşayamadığıma üzüldüm. Vallahi ben de yaşayamadım. Allah Allah, nedir bu ya? Ben de ekran karşısında oturup ağladım. Niye? Tüm günüm Beyhan Hanım'a çok üzüldüm, ağladı diye. Allah'ım ya Rabbim, sürekli ağlıyor. Bak bir şey söyleyeceğim, siz ne kadar duygusuzsunuz ya. Ne duygusuz, her cuma bunu yapıyor. Her cuma değil. Eleneceğini hissedeceğim. Zaten geçen cuma elenmenin ayak sesleri, bu ikinci yaşıyorsunuz. Dört aydır iki defa fotoğrafa girdim, dört aydır. Artık bulamadığını kabul et, gelinini bulamıyorsun, kabul et. Bulamadım. Niye duruyorsun burada, git. Bulamadım. Gelin artık isyanlar da. İsyanlar da gelinin. Gideceğim dedi. Evet. İsyanlar git da yani. İsyanlar da evet tamam. Haklı. Git. Haklılara sizin böyle. İsyanı sizin gibi. Masaya haklı da yeni bir yarışmacı tamam, alalım. Şey, ya da Nuray Hanımlar geçsin. Sana şunu söyleyeyim. O gidince biz geçeceğiz inşallah. Evet. Ben sana şunu söyleyeyim. Ne duruyorsun, git diyorsun ya. Ama bulamıyorsun, boşa ama duruyorsun. Ona anca gideceğime ben karar veririm. Yağmurcuğum, hoş geldin. Evlisin, 3,5 yıllık galiba. Evet. Eşinle nasıl tanıştın? Hani çocuğun da var sanırım. Ben biraz seni tanımak istiyorum. Kızlar şöyle anlatayım. Ben eşimle ilk tanıştığımda eşimden resmen nefret ediyordum. Oo. Nasıl ya? İlk gördüğümde böyle aşırı derecede egoist, yani havalı öyle bir tipi hissetmiştim. Ben Allah Allah. Ne işle meşgul? Ev ısıtma sistemleri yapıyor. Kendi Allah dükkanımız Allah var. Orada çalışıyor. Yani daha sonrasında tabii bu nefret sonrasında birden bir aşka dönüştü. Hızlı bir şekilde tanışmamızın birinci ayında evlilik teklifi aldım ve hemen kabul ettim. Nerede tanıştınız? Bir dakika, nerede tanıştınız? Kuzenim tanıştırdı. Kuzenim tanıştırdı. Bir ayda evlenme teklifi aldım. Bir ayda evlenme teklifi güzel aldım. Şimdi iyi, hoş, güzel evlenme teklifi almışsın, kabul etmişsin de. Evet. Şimdi bir ay önce nefret ediyordun eşinden. Doğru mu? Doğru. Bir ayda ne oldu, ne değişti de hemen evet dedim. Bir ay çok kısa bir süre çünkü. Ya kızlar öyle bir şey oluyor ki yani birdenbire yani insanın ağzı dili kapanıyor. Hemen yani nasıl evet dediğimi ben de bilemedim. Hemen daha bir sonrasında ayda pişman oldum ama. Pişman oldu. Yani evliliğim boyunca pişman olmadım ya. Sen bir geldiğinde da gibisin geldi evet, bana sen ama. De bir şeyler var. Neden pişman oldun? Evlilik teklifini kabul ettiğim zaman bir pişman oldum. Hani hemen mi kabul ettim, aniden yani mi kabul ettim? Yani sen de damdan düşer gibi evet demişsin. Evet. İnsan bir naz yapar bir ayda hızlı ne? Hızlı kararlar alıyorsun o zaman. Biraz hızlı kararlar alırım. Fevriyimdir.
her şeyi hemen onu yapmak fark ettik isterim. Yani. Biraz bana acelecisin bence. Ne oldu bir dakika, ne dedin ne dedin? Yeşim biraz bana gıcık oldu galiba. Yeşim olarak bir şey sorayım, misafirimize niye gıcık oluyorsun? Ben niye gıcık olayım? Gıcık olmuşsun yani öyle diyor. Gelsin bana ön yargıyla gelmiş ama benim artık şeyim hiç kalmadı. Bugün gıcık oluyorsa yarın beni seve de bilir. Aşka da dönüşüyor ya böyle nefretlere. Evet. Yarın da seni hiç sevmez, seni göndermeye çalışır. Olabilir. Öbürsü gün Damla'yı. Pek güven vermedi bana. Ya ben anlamadım. Hani bir ayda böyle hemen evlilik bilmem ne, senin nişanın, düğünün. Bunlar ne kadar sürede oldu bu kadar madem hızlı karar yani alıyorsa? Yani kızlar tanışmamızın birinci ayında hemen ben evlilik teklifi aldım. Onu kabul ettim. Üçüncü ayında hemen nişanlandım. Birinci senemizde de hemen evlendik. Yani her şey bir yıl içerisinde gerçekleşti aslında. Yine geç bir yıl. Yani ben senin gibi birisi haftada, için evet. Bir haftada evlendin sandım. Gelinim bak orada bir şey diyor. Evlenme teklifini kabul ettim ama sonra da pişman oldum. Neden? Ben nedenini bilmiyorum ama ben de onu aldığıma pişman oldum. Vallahi kızlar öyle bir evlilik teklifi etti ki eşim, yani bir ay olmasına rağmen hayır diyemedim. Siz düşünün gerisini. Şey Yağmur, var mı bir görüntüsü izleyebileceğimiz? Görüntüsü var, hemen izleyelim kızlar. Yönetmenim alabilir miyim? Hemen getirmiş de bir bakalım. Fatih. Gel gel ortaya gel Apo. İki tane maytap koymuş. Cep telefonuyla falan mı çektiler yani, anlamadım. Çok özendiğiniz. Ama, şöyle bir şey var. Kamerası yeni olan falan. Yani 5 yıl öncesi olduğu için şöyle bir mevzu var. Üstünden uzun bir zaman geçti. Ben bu videonun hani daha uzununu aslında sizin için aradım ama bulamadım. Niye? Orada neredeyse 100 kişi falan var. 100 mü? 100 kişi. Evet. Orada 100 neredeyse 100 kişi var. 2 kişi zor görünüyor. Nerede 100 kişi var? İşte ben, videonun öteki tarafı mı görünüyor? Onu söyleyeceğim yani. Bulamadım. Bir şey söyleyeceğim gerçekten ya Yağmur. Şimdi buraya gelen herkes sallıyor diye senin de sallamana gerek yok. Canım ben de sallamıyorum. Ki, de ki güzel bir evlenme teklifim olmadı de. Biz de böyle konuşmayalım. Ama Damlacığım dur ya. Kızlar güzel olmasaydı ben bir ay içerisinde takip etmezdim. Kabul etmezdim. Bak o patlayan alevler bilmem neler. Sen seversin, senin hoşuna gider. Sen bir yorumlasana ya. Yeşimcim, Volkan var, Volkan var. Şimdi buraya kalkıp olunca da bir tane Volkan konulması olmamış. Bir de bana şey gibi geldi. Sanki böyle nerede biliyor musunuz? Böyle bir halı sahamsı gibi o tarz bir yer gibi geldi. Ya inşaat öyle gibi duruyor aynı ya. Arazide sanki olmuş. Kızlar öyle değil. Ben size şöyle ufakça bahsedeyim. Eşim beni dışarıya götürdü. Daha sonrasında annem aradı ve beni korkutarak öyle oyun oynamışlar. Bir şekilde eve getirdi ve ben eve gittiğimde bütün çevredeki binadaki herkes aşağıya inmişti. Ve bizim evin önünde bir sürü böyle meşaleler, ateşler, her şey yanıyordu bence yani. Bence ortalık yanıyor diye gelmiş olabilirler ya mi? Yağmur, bir şey soracağım. Kaç yaşındaydın evlenme teklifini alınca? 21 yaşındaydım. Normal. Çocukça bir oyun oynamışlar diyor ya, normal. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Nurcan Hanım? Bak gerçek samimiyetimle söylüyorum. Ben 1991'de evlendim. Bak 91'de. 29 yıl önce benim eşim bir boydan bir boya bir restoranı kapattı. Büyük mumlar, gerçek samimiyetimle söylüyorum. Saz eşliğinde bana, gerçekten saz eşliğinde bana. Bütün güller masanın üstündeydi. 3-4 tane saz ekibi vardı. Öyle yüzük taktı. Teklif etti. Bu ne ya? Önemli olan şuradan gelen sesler. Ben sana bir şey göstereyim mi? Nuray Hanım bir kalkar mısın ayağa? Kalk gel. Nasıldı biliyor musun evlilik teklifi? Nasıldı? Ben canım? Şimdi erkeğim ya. Nuray Hanım sen bayansın. Sanki biri ona orada resim verecekler. Hı-hı. Bir böyle
Ha böyle. Ha, senin böyle. Gelinin de şöyle diyor. Böyle bir evlilik teklifi mi olur ya? Bak bak kız. Senin gelinin de böyle diye böyle. Sizin duygu yok, bir şey yok ya. Böyle bir evlilik teklifi. İnsan bir boyunla sevilir. İnsan bir şey yapar. Aşk der, bir şey der. Hiçbir şey yok. Böyle bir evlilik teklifi olur ya. Görmedim. Hiç heyecan yok ya. Var var. Senin o. Çok bak, güzel. Senin, benim oğlum çok güzel teklif yaptı. Senin gelininin yerine ben heyecanlandım burada. Ne yapıyor ya Nuray teyze? Ne oluyor? Bacak macak açıyor bir şeyler. Ya bacak gelme hareketi yapıyor. Ne yapıyor? Şibakata oturmaya çalışıyor. Oturamıyor da. Biri bana evlilik teklif etse ben herhalde boynuna sarılırım. Bu o, ne ya? O neresine sarıldı? O da boynuna böyle, sarıldı. Böyle diye bak. Hayır. O da boynuna sarıldı. Böyle mi evlilik teklifi? Hayır vallahi öyle diyor ya. Hayır bırak ya. Gayet güzel şey yaptı. Ya Damla ama bak benim bir şey dikkatimi çekti. Tam kayınvalideye yakın giymiş yani normal giymiş bugün. Miyase benim annem senden bile güzel giyiniyor. Sen benden ne diyorsun? Bile güzel mi giyiniyor? Evet. Ona ben de katılıyorum yalnız. Bir şey söyleyeceğim. Burada şöyle bir durum var. Yani bırak da ben giyeyim o tarz zaten Damla, o giymesin. Cuma günü zaten ortalık birbirine girmiş içeride Damla. Sen hala konuş burada. Ne olmuş da ya Cuma ne günü? Ne olmuş mu? Ne olmuş? Ya her benim... zamanki gibi kayınvalidenin yapmadığı şey kalmamış. Kıyafetinde bizimkiler de eleştirmiş, iyi yapmış. Ne yapmış hatta ya? Hatta bir görüntü var. Yönetmenimizden isteyelim. İzle ya de gör. Ben bittim, sıra kayınvalideme geldi. Uğraşın izle, ya. İzle izle. Ya Beyhan abla. Hayırdır benimle niye uğraşıyorsunuz ya? Dur. Bütün derdiniz bitti. Dur. Hepinizin derdi benimle uğraşma. Dur ben seninle uğraşacağım. Ha uğraş. Ben seninle uğraşacağım. Sen şu üstünü başını bir aç. Hı. Sen kaç yaşındasın? Bir kayınvadesi. Evet. Genç kız gibi. Ne bileyim ben? Bir buşu beni etekler. Tamam. Bunda ayağı, var mı bir şey? Bak, bak beni kıskanıyorsunuz. Nuray Hanım, ben evet. De kirpiklerimi böyle taktırsam, takma kirpik herhalde onlar, ipek mi ne? Evet, ha. Evet. Neydi onun adı, kaynak saçı evet. Taktırsam? Evet. Sarıya da boyatsam? Boyatabilirsin, özgürsün. Ondan sonra şuraya bak, ayakkabılara bak, yani giyime bak. Bir saniye. Kayınvalideye yakışmıyor yani. Sen aman. Benden kaç yaş büyüksün? Kaç bir yaş. Benim botlarıma bak, sen de kayınvalidesin, bir senin ayağındakine bak. Tamam işte küçücük benim. Küçücük olur mu? Parım parım parlıyor. Aman. Bir de beni eleştiriyorsun aman. Sen Sevim Hanım. Ben bugün final diye giydim ben. Ben de final diye giydim. Sen her gün yüküsün ayol. Var ya her siz. Gün. Damlay'da beni de kıskanıyorsun. Ay neyini kıskanayım? Sen kadın kendine aynaya bak. Ben bakıp da zaten süslenip çıkıyorum. Süslenip buraya geliyorsun. Kayınvalide gibi gelinin tabağı olmaya gel. Gelinim gibi gelin. Zaten Hatice Hanım ben senin gelininin yaşındayım. İlk oğlum evlenmedi daha ben kayınvalide olacağım. Neye geldin o zaman buraya? Yeni burası olacağım. Kayınvalideler odası. Ya Sevilay Hanım yeni olacağım yoksa niye geleyim ya ben bak. Buraya? Tamam sen beni kıskanıyorsun diyorsunuz ya. Ben de mi şu karın yağlarımı aldım? Aldırttır anam. Yaptırsam senden genç olurum bak. Tamam Nuray Hanım kendinize güveniyorsunuz herhalde evet. Böyle bir edalı evet, yürümeler falan. Evet. Tamam. Pazartesi günü gel o zaman saçlı kaynaklarını çıkart. Tamam. Çıkarttır. Kirpiklerini çıkart. Tamam. Eğer kalırsa. Kalırsa. Tamam. Tabii tamam. Kalırsa. Gel. Evet. Gel bir de öyle ya Sevilay Hanım ben sana bu kelimeyi bana söylemede pes diyorum. Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ya o giyimin neresi kayınvalide ya? Ya bana bir açıklasana. Ya. Gerçekten var ya insanda moral motivasyon bırakmıyorsunuz artık ya. Ya Damla o giyimin neresi kayınvalide ben giyimi? Ben bittim bir şey söyleyeceğim. Ben bittim. Sıra kayınvalide mi geldi? İşte örnek veriyorum. Herkes Beyhan anne gibi giyinmek zorunda değil. İşte ne bileyim herkes Sevilay Hanım gibi giyinmek zorunda değil. Artık gelinlerle işim bitti. Sıra kayınvalidelere mi geldi? Çünkü tarzı onlara daha yakın ya. Yo, aynen. Şöyle ben sana söyleyeyim Damla. Bu arada Damla da kıyafetlerini bana sorar. Olmuş mu olmamış mı diye Yeşim. Sana sorup uygulamıyor bence. Yo uyguluyor. Tarzımız çok farklı biliyorsun değil mi? Yo bana soruyor. Miyase abla olmuş mu diye. Hani ama burada... Miyase abla diyorum. Evet Damla'nın da burada bu kadar değişmesini de anlayabilmiş değilim. Damlacığım. Ya benim nerem değişti ya? Ben söylüyorum arkadaş benim burada dostum yok yok yok. Kimse beni dost olarak görmesin açıkça söylüyorum. Kimse benim dostum değil. Hepiniz benim rakibimsiniz. Sıra sıra teker teker hepinizi buradan göndereceğim. Nuray Hanım. Buyur. Yaşınıza göre giyinin. Gelininiz var bak. Ha? Torunum var helal, mı? Yok. Helal. Yok torunum gelin, yok. Gelinin var sen de ona ben göre. Ben daha benim gelinim gelinin nişanlı. Gelinin senden bak daha şey giymiş. Nurcan Hanım siz buraya izleyip gelmişsiniz ama benim gelinim daha nişanlı bu bir. Hemen hemen aynı yaşıt sayılırız. Bir nasıl senin, aynı gelinin kimle aynı yaşıt? Senle ben aynı sayılırım aynı yaşta sayılırım. Bir senin kıyafetine bak bir benim kıyafetime bak. Sen evde böyle kendini salmış oturuyorsun. Ben de böyle. Oynuyorsun. Oynuyorum.
Ben çalışan bir insanım. Ben müşterilerime girince güler yüzlü olmak zorundayım. Böyle pasif oturamam. Kusura bakma. Ya tüm çalışanlar senin gibi mi? Aynen ya? Benim hiç gibi. Hiç de bile. Vallahi benim gelinim de çalışıyor. Aynen. Ama senden daha şey hanım giyiniyor. Vallahi ya çalışanların hepsi işleri. Böyle bakımlı. Artık sustukça böyle üste çıkmaya çalışıyorsunuz. He. Şimdi öncelikle sen benim... sustukça, şu sustukça kelimesini sen çok kullanmasan mı acaba? Susuyorum. Ben susmasam, Bir şey söyleyeceğim Damla, çenenizden bıktım. Vik 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 vik. Ya bak yine olay yağmurdan döndü size geldi. Ne kadar gündemde olmaya çalışıyorsunuz ya. İlgi çekmeye çalışıyor abi evet, biraz. Evet hayatım boş ver. Ben bak, biraz daha seni tanımaya devam etmek istiyorum. Şimdi Yeşim de sorduydu herhalde. Orada ben tam cevabı anlayamadım. Senin şimdi bir kısa sürede oldu ya evlenme teklifi. Bir düğün, bir istemedir, bir nişandır, bir şey olmadı mı? Kızlar istemem ayrı zaman, yani ayrı günde oldu. Ondan bir hafta sonra da nişanım oldu. Peki şimdi bu kadar kısa sürede bir nişan yapıldı ya, hani merak ettim, bir görüntüsü var mı? Hani nasıl bir nişan oldu bu kadar kısa sürede? Kızlar madem nişanımı çok merak ediyorsunuz, onun da videosunu da getirdim. Hep birlikte onu da izleyelim. Sattı biliyor musun? Hani böyle mavili pembeli sanki çocuğun cinsiyetini mi öğreniyorsun? Çocukla alakalı baby shower. Şey. Kızlar ya. O sıra baby shower yoktu ama. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaki o güller gözlerim kanadı güllerden. Gerçekten. Yani senin gözlerin kanayabilir gülleri ama ben nişanımı gülleri? Çok seviyorum yani. Gülleri gören var mı arkadaki? Ben pastaya odaklandım. Ben başka bir şey göremedim. O pastada baby shower falan mı yapıyordun? Bir de bir yok, karış falan böyle. Yok baby shower yapmıyorduk canım. Kat yok İkiz yani. İkiz bebek gibi pasta. Ya bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Cenazede çelenkler olur ya. Onlar gibi bir çiçek koymuşsunuz. Yani bu nişanın çoğu süsü de pastası da. Aslında ben seçmedim. Eşim onları da sürpriz yapmıştı. Yani ama gayet de seviyorum ve beğeniyorum yani. Eşine yaptırmış. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sürpriz ayağına yaptırma gibi bir şey yok. Ağzını yani şey yapa yapa anlatacağın hikayen bu muydu? Konuşmanın nedeni biraz bence kıskançlık. Kıskandığın için böyle konuşuyorsun. Bunu mu kıskanacağım ama? Ben birden böyle hani sürpriz bir şekilde evlilik teklifi aldığım için, onu kabul ettiğim için arka arkasına da bence her şey gerçekleştiği için sen bunu bence biraz hayatım kıskandın. Hayatım ben de çok kısa sürede aldım evlenme teklifi. Neden ben seni kıskanayım? Bunu sen nerede oldu ya? Ya evde yaptık şeyini. Tam evde yaptı. O renk pasta mı olur mavili pembeli? Hiç ilk defa gördüm. Nasıl olur? Ya Sevil ayakkabı demek olur. Demek ki siz yenilikleri ilk defa bizde görüyorsunuz. Aa. Yenilikleri atık değilsiniz. Ya senin sen üç... Demek ya hayır canım yenilikleri atık kızım, değilsiniz. Biz neler yaptık bir izle görürsün. 3,5 sene önce evlenmedin mi? Evet. Benimki de 4 sene önce. Tamam demek ki sen mavi pastanın ne olduğunu bilmiyorsun. Ya Yağmurcuğum bu efendim? Nişanınla ilgili anlatacağım bomba olay neydi? Kızlar bomba haber şöyle. Benim kayınvalidem eşimle benim konuştuğumu duyunca kendisi İstanbul'daydı. Zaten apar topar bir heyecan geldi. Tabii benim fotoğrafımı gösterince eşim kaçırmak istemedi galiba. Hemen atladı geldi. Daha sonrasında işte geldiğinde böyle hemen daha tanışma falan hiçbir şey yok. Nişan alışverişine, hazırlıklara zaten kendisi yapması gerekenleri yapmaya başlamış. Kuyumcuya falan gidiliyor zaten hepiniz bilirsiniz. Ama orada hiç bilezik falan alınmadı. Ben de hiç sormadım yani. Ondan sonra ben nişanımda hatta onun da videosu vardı ama onu bulamadım. Nişanımda birden bir tepsi geldi ve kayınvalidem bana bilezik almış. Benim bundan hiç haberim yoktu. Direkt değil kendisi bana sürpriz yaptı. Memnun etti mi hediye? Yani hediye yani geldi. Şöyle, zaten bilezikler bana çok fazla büyüktü kızlar.
ben daha sonrasında düğünde de takılanlarla birlikte gidip onları kendim takım yaptırttım. Kayınvaliden iyi bir şey dememiş. Ben kayınvalidenin yerinde olsam, daha yeni gelinim, nişanlı, benim ona aldığım bileziği gidecek değiştireceğim. Hayır ama şöyle ya bir şey, kendi sürpriz aldığı için, hani hediye aldığı için kendi bileğine zaten göre almış. Zaten hediye değiştirilmez ki hayatım. Acaba hani böyle sen pahalı bir şey seçersin diye mi? Bunun yok, için mi acaba direkt hediye aldı sana? Çünkü kayınvalidesi zaten altını seviyor bak. Şimdi bile burada atış var buçuk, ya. Hani iki buçuk yani. Altın falan diyor ben yani. Kızlar, kayınvalidem o bilezikleri sadece benim kolumda görebilir. Yani öyle iki tanesini almak falan, iki buçuk tanesini almak falan biraz rüya. Şimdi siz önce Damla Yağmur gelini mi aldınız, diğer gelin mi öncelikle? Yağmur'u aldık. Yağmur önce evlendi. Yani ortanca oğlum önce evlendi. Yağmur ilk gelinin. İlk gelinin. Peki kıskançlık var mı aralarında? Bir anlatın bakalım şu gelinleri bir. Kıskançlık çok oldu aralarında. Yani bir büyük gelin, küçük gelin tartışmasına girildi. O gün bugündür konuşmuyor. Büyük gelin sensin, küçük gelin benim. Elti Yağmur oluyorlar. Çok hırslı. Ben de önce evlendim. Ben nikahta büyüğüm. Evin büyük gelini benim. Bizim Yağmur çok hırslı. Böyle çok ilgi isteyen, bütün yoğun ilgiler benim üzerimde olsun, beni çok sevin. Aynı benim Miyase gibi. Ha, şey yani. Öbürü gelince biraz üstüne herhalde istemedi. Öbürü gelince işte şey dedi, o geldi. Benim papucum damatıldı. Sanki beni daha az seviyormuşsunuz gibi hissediyorum falan dedi. Biz buna inandıramadık öyle bir şey olmadığını. Küçük gelinle senin aran nasıl? Büyük oğlumun eşi olduğu için o... Benim gözümde o büyük. Hayır canım, ilk evlenen büyük evlenen. Küçük önce evlenmiş. Diyor. Ama ilk evlenen büyük gelin olur. Yani. Ya Yağmur'a ben bir şey daha sormak istiyorum kızlar, bir dakika. Şimdi kayınvalidenle normalde aran nasıl? Kızlar şöyle, aslında o konudan biraz dertliyiz. Aa, neden? Yani biz kayınvalidemle ilk başlarda kendi annemden bile daha fazla samimiydim. Ta ki benim çeyizim çıkana kadar. Niye? Çeyizin. Aa, niye oldu ki? Çünkü benim çeyizimi çıkarmaya kayınvalidem gelmedi. Kendisine bayağı bir küstüm, kırıldım, konuşmadım kendisiyle. Hayır, sebep ne yani? Durduk yere niye gelmiyor ki? Yani kızlar, benim eşimin amcasının hanımı sanki kendisi hani hiç düğün yapmamış, birini evlendirmemiş gibi. Ha. Kayınvalideme diyor ki, Nurcan diyor, işte biz gidelim seninle çeyizin geleceği eve. Abdullah da işte Yağmurgil'i alsın gelsin. Abdullah eşin mi? Abdullah eşim oluyor. Tamam. Ondan sonra biz kapıyı bir açtık, biz çeyizimiz çıkacak diye işte evde kalabalık bir şekilde, böyle heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Biz kapıyı bir açtık, sadece karşımda eşim. Benim çeyizimi almaya eşim tek başına geldi. Oğlunu tek başına göndereceğine keşke bir tane kamyonet gönderseydi. Yani daha makbul geçerdi. Siz en çok hangi gelininizi seviyorsunuz Nurcan'ım? Sevmek demeyelim de buna. Evet. Küçük gelinim beni hiç üzmedi. Küçük Yağmur, gelin dediğiniz yani Yağmur yani, değil. Yağmur ben büyüğüm dediği için ben onu büyük gelin artık. Yağmur üzüyor sizi herhalde. Yağmur beni çok üzdü. Sürekli sen evlat ayırdı mı yapıyorsun, sen evlat ayırdı mı yapıyorsun, onları tutuyorsun. Onlar uzakta olduğu için onları tutuyorsun, onları seviyorsun. Yok diyorum kızım, öyle bir şey yok. Var ya anne, ben öyle hissediyorum anne. Sizin bu Yağmur gelin, çok hırsız, sizin çok şey, o büyük, küçük gelininize inat mı getirdi sizi buraya? Belki de kıskandırmak için. Ben büyük gelinimle gelmek isterdim. Yağmur her ne kadar ben büyüğüm dese de benim gözümde... Diğer gelinin büyük. Duymasın ama gelinin. Peki gelinimiz. Senin bu söylediğini Yağmur duyarsa ne yapacaksın? Ne yapar? Artık orasını siz tahmin edin. Bir.
Yine Miyasecim, her yer her yerde. Damlacım, her yer her yerde. Yeni gelinimiz fena değil. Yeşimcim her zamanki gibi pırıl. O kadar güzel kokuyor ki. Gerçekten stüdyonun böyle dışından biri kokuyla burayı bulabilir. O kadar güzel kokuyor. Hadi gelin. Özellikle yeni gelinin endamını görelim. Şöyle önleri alalım, ön saflara. Nasıl geçti günün? Biraz heyecanlı, telaşlı. Zor muymuş kamera? Yani biraz zor ilk gün için ama devamı güzel olacak. Ne? Kızlar, siz konuşursunuz, ben kazanırım. Şu masaya bir iyi bakın. Burası 4. sezonun şampiyon masası. Tamam, tamam ablacığım, sen yaptın, tamam. Ben konuşmuyorum, bileziklerim size cevap versin. En az bilezik de onda var ha. Yetiş de bana, ondan sonra konuşalım. Dediğime geliyor mu? Şura boş. Ama böyle tebeşirle değil, altın haflerle. Damla. Ben büyük gelinimle gelmek isterim. Yani her ne kadar ben büyüğüm dese de benim gözümde diğer gelinim büyük. Beni büyük gelinimden kıskanıyor. Aynen Yase de öyle. Benim eltim, benim yaptığım işi bile kıskanıp özenip aynısını yapan bir insan. Yani başından beri söylerim, ben eşimi asla kıskanmam, kayınvalidemi kıskanır. Neler duyuyorum. Senin başvurundan bir gün sonra fotoğrafları videolu. İşte bu. Mutfağımızda misler gibi yemek kokusu, ev lazanyası yapıldı. Tam da hak ettiği kokuda. Lazanya çiğ olarak duruyor. Normalde şöyle katlarını görmek istedim. Tamamen iyi niyetten yaptım ama çok yerinde olmuş. Kıymasına bakayım çünkü makarnasını hiç pişirememiş. Maalesef. Şimdi bu bir hazır lazanya olduğu için insanlar bunu bir de açıyor. O zaman ıslatmaya gerek yok ama bunun bir tık daha ıslanmaya ihtiyacı var iyi pişebilmesi için ve ağır ateşte uzun süre ihtiyacı var. Lezzetli. Ama sıkıntılar var. Lezzeti bayağı yerinde de makarnası çok iyi pişmiş. Ya az öncekine göre bayağı iyi pişmiş. Bunda sosunda bir problem var. Sosunu güzel tutturamamış. Bir de beşamel sosu bayağı un kokuyor. Üçe geçelim. Beşamel sosu üstünün kaşarı falan çok iyi. Ama bunun da makarnası oldukça problemli. İyi pişmemiş makarnası. İkiye göre de daha az lezzetli. Ağzımda güzel bir tat kalmadı. Hemen dörde geçiyorum. İşte bu. Ben tabağımı buldum. Şimdi sıra puanlarda. Puanlarım da çok netim. Birinci tabak gözünüzün önünde gördünüz. Lazanyası yani makarnası olduğu gibi duruyor. Yani bayağı böyle tabak halinde duruyor. Hiçbir şekilde yumuşamamış, sosunu içine çekmemiş. Bir veriyorum. Birinci tabağa bir veriyorum. İki ile üç birbirine çok benziyordu. Çok da kırmayayım, üç vereyim. 3 puan. En az onun kadar kusurları var. Lezzetli mi lezzetli ama ondan daha iyi değil. Ona da 3 veriyorum. İçlerinden en iyisi bu tabak. Daha iyisini yedim mi yedim ama şu anda 4 tabaktan en güzeli 4. tabağımız. Ona da 5 puan verdim. Bakalım hangi tabağın altından hangi gelin çıkacak? Hemen 2'den başlıyorum. Pazartesi günü nasıl başlarsa öyle gider. Gelinlerime şans diliyorum. Acaba ilk 3 puanı kime verdim? İki tane 3'ten biri kime gitti? Miyase.
Üçüncü tabağımızı açalım. İki tane üçten biri de bu tabakta. Bakalım hangi geline ait? İkinci üç puan kime gitti? İkinci üç puan kime gitti acaba? Damla. Enteresan. Bir beşimiz bir birimiz var nur topu gibi. Bakalım kim beş almış? Pazartesi gününün ilk beş puanı benden hangi geline gitti acaba? Bugün haftanın ilk günü, ilk beş puan acaba yeni gelen gelinimiz Damla Yağmur'a mı yoksa tecrübeli gelinimiz Yeşim mi? Beş puan geliyor, geldi. Damla Yağmur. Çok hızlı bir giriş yaptı. Aman tanrım, aman tanrım neler oluyor? Yeşim, enteresan. Ya hiçbiri lazanyayı tanımadı biliyorsunuz. Lazanya yapmamış hiçbiri daha önce. Ben çok adil davrandım. Benden puanlar geldi. Şimdi sıra kayınvalidelerde. Bu hafta 5 değil tam 7 bilezik var biliyorsunuz. 2 bilezik devretti. Yeni kayınvalidemizi davet ediyorum. Belki de onlar alır bilezikleri, hiç belli olmaz. Nurcan Hanım yanıma gelin. Damak tadına güvenir misin? Buyurun. Damak tadıma güveniyorum. Hadi bakalım. O kadarcık mı tattın? Anladın mı? Anladım. Ya. Biraz yemek konusunda gurmeyimdir. Ya. Anlarım yemekten. Kaşarı gayet güzel kızarmış. Evet. Ya biraz sanki şey geldi içi bana da, böyle yapışıyor gibi ağzıma, sanki kıymasında bir sorun var. Nasıl bir sorun? Bir şey gibi geldi, bilmiyorum yani. Genel olarak beğendin mi? Genel olarak çok değil, böyle orta böyle, çok beğenemedim. Orta karar beğendin. Yani seni orta. Çok tavlayamadı mı? Yani çok değil, diğerlerine de bakalım bir. Yedi bilezik var. Yedi bilezik. Haydi ikiye geçelim. Birinci tabaktan daha mı güzel görünüşü? Birinci tabaktan daha güzel, lezzeti de güzel. Bu daha güzel. Kıyması, hamuru. Hamuru, beşameli. İkinci tabağı beğendin mi? İkinci tabağı beğendim. Bu olmamış. Şey gibi böyle yerken ağzımda çamurlaşıyor. Hamur gibi olmuş böyle, hamur hamur içi. Çok mu pişmiş? Çok makarnası. Pişmiş. Aynen, çok pişmiş makarnası. Peki kıyması? Kıyması lezzeti. Da birbirine girmiş böyle. Bu olmamış. Hiç mi beğenmedin? Beğenmedim bunu. Ya son tabağımızdayız. Güzel olmuş. Bunu kim yaptıysa ellerine sağlık. Kaşarı güzel, kızarmış. İçi sol şeyi de güzel, kıyması da güzel. Bu tabak güzel. Makarnası pişmiş. İyi pişmiş. Kıyması pişmiş. Bu tabağı güzel. Beğendin mi? Bu tabağı beğendim. Bu benim en güzel. Sevdiğim an geldi o zaman. Tak tak, sen söylüyorsun, ben yazıyorum. Tamam. Ver bakalım puanlarını. Bir. Birinci tabak bir. Güle oynaya bir verdik. Ne kadar eğlenceli. İki. Gurme ama bak lezzetten veriyor. Anlıyor. Lütfen kimse konuşmasın. Evet kaç? İki. İki. Dört veriyorum. İkinci tabağa dört verdik. Beş veriyorum. Ya. Ay çok hoşuma gitti. Çok güzel gülüyorsun.
sen gelininin tabağını bulduğunu düşünüyor musun? Yani beş ya. Verdin, o gelinimin mi diyorsun? Gurmeysen değil mi? Bulmuş olabilirsin. Ne diyorsun? Bulmuş olabilirim diye düşünüyorum. Haydi bakalım, bayılırım İnşallah. İddialara. O zaman üçüncü tabaktan, gülü oynaya iki verdiğimiz tabaktan başlıyoruz. Buyur şekerim. İki puan kime gitti? İlk kayınvalidemiz yorumlayan oldu. Yeni gelen kayınvalidemiz yorumladı. Puanını verdi. İki puan kime gitti? İlk puanını aç. Niyase. Şimdi ikinci tabağı açıyoruz. Neresi cibuk olmuş onun. Bakalım. Dört puan iyi puan. Haftaya güzel bir başlangıç. Yedi bilezik söz konusu. Dört puanın sahibi kim? Tam dört puan verdi, bol bol verdi. Dört puanın sahibi gelin, açar mısın kimmiş? Yeşim, oh. En beğendiğin tabak. Gelinin hala çıkmadı. Bir beşimiz, bir birimiz var. İlk günden bir Acaba şey veririz. Acaba Damla Yağmur mu aldı, yoksa Damla mı aldı? Beş puan kendi gelinine mi gitti yoksa küçük Damla'ya mı gitti? Açıyorum, açıyorum, açtım. Kendi gelinini bulamadı, küçük Damla'ya gitti. Damla. İşte bu ya, işte bu. Küçüğüm ama en güzel yemekleri ben yapıyorum burada. Üzgünüm. Gurme kayınvalideciğim. Yani anne gidiyorsun ilk günden bizim burada kendimizi göstermemiz gerekirken sen gidiyorsun benim tabağıma bir veriyorsun. Ben burada geldim, o ilk günün heyecanıyla o kadar yaptım, ettim. Yani en başta sen çıkıyorsun, sen benim kayınvalidem olarak gidiyorsun, bana bir veriyorsun. Hedefim 95 dedim. Bu hafta o 7 bileziği de ben alacağım. Ben çocuğum ama en güzel yemekleri de ben tamam, yapıyorum. Tamam, tamam ablacığım, sen ben yaptın, konuşuyorum, tamam. Bileziklerim size cevap versin. En az bilezik de onda var. Evet ya. En az da onda Yeşim, var. Yeşim bileziklerimi konuş. Yetiş de bana, ondan sonra konuşalım. Ya neyine yetişeyim? 4 aydır buradasın. Üzülmeyin diye sizde ya, kura yapalım. En azından bumerang değilim ben. Gidip yani gelmiyorum Damla, hiç eve. İlk günün Damla yani 5 aldın. Evet. Ben 1 aldım. Ben şu an kayınvalideme tepkimi ona. Koymak ben, istiyorum. Söyle, o yüzden senden bir anlayış rica ediyorum. Yapamadığın yemeği açıkla kayınvalidene. Buyur söyle. 3,5 yıldır sen benim yemeğimi yiyorsun. Sen benim yemeği nasıl pişirdiğimi, kıymayı nasıl pişirdiğimi demek, her şeyi biliyorsun. Ama geliyorsun bugün, burada bugün bana bir veriyorsun. Yapamamışsın demek ki. Biri beğendiniz ki siz ya. Ben yanlış mı duydum? Hayır, biraz mesela yani. Bak ikinin... Fena değil dediniz. Üçüncü tabağı mıydı? Beni beğenmedi de ben de geleceğim Yok, şimdi. Daha Hayır, sonra onu yediklerim... mesela şey yapıyor, işte bulamaç olmuş, şöyle böyle evet. falan bulamaç diyor. Bulamaç demedi, iyi dinlememişsin demek. Çamur, çamur olmuş. Çamur. Ha bulamaç, ha çamur. Benim kişisi aynı, bir dakika rica ediyorum. Ona gidiyorsun, iki veriyorsun. Benimkine bir veriyorsun. Yani sen ona ne dedin? Orta dedi değil mi? Hepimiz duyduk. Orta beğendim bunu diyorsun. Sen gidiyorsun ona bir veriyorsun. Beğendim demedim. Bulamaç olmuş beğendim çamur demedim. Dediğine iki veriyorsun. Aynen, öyle Şimdi şey oldu şöyle ama. Ben şunu da sormak istiyorum Nurcan teyze. Şimdi bir nevi kıymalı makarna gibi düşüneceğiz ya. Kıymalı makarna kupkuru olmaz değil mi? Böyle hafif bir ıslaklık olur kıymalı makarna. O da böyle. Yapmışsınızdır kıymalı makarna. İyi değil ya, mi illaki? Tabii, illaki Şimdi bana ıslak diyorsunuz. Yani çamur gibi olmuş diyorsunuz da. Ayrıyetten ben kıymamı komple suyu çekene kadar kavurdu. Bir de... Ben ona kıymanın böyle şey salçalı kısmı var ya, oralardan direkt diğer hamurların tarafına da sürdüm. Ben tabağıma da bakmak istiyorum. Nasıl çamur gibi olmuş? Bakın, çok bakın. Merak ediyorum. Diğer tabaklar gayet iyi. Herhalde siz kuru seviyorsunuz. İşte çamur gibiyse şöyle yumuşacık. Bu da çamur gibi. Bir verdi zaten ona. Hayır fena değildir ya bak. Bu da çamur gibi. Bakıyorum. Şimdi benimki de zaten bildiğin şey yumuşaklığında, makarna yumuşaklığında. Hani bak kıymalarım da benim de tane tane şurada bak. Tane tane. Baya baya olmamış. Şuna da bakıyorum. Yani. Bunun kıyması kocaman. Ha ben anladım niye buna beş verdi. Şöyle kameralara da göstereyim. Kıymalar kocaman olduğu gibi duruyor. Bak et var sanki içinde. Et. Ben şöyle et bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Yani kuşbaşı gibi olmuş. Kocaman.
Ben neden verdiğini anladım. Dedi ki gelinim benim herhalde bugün yapamadı. Yani bildiğin et gibi yapmış. Kıymayı farklı anlamış olabilir. Üzülme. Senin tabağın dörtten iyi. Gerçekten üzülme. Zaten benim tabağımı orada beğendim dedi. Kavrulmamış bile. Gidin bakın tabaklara. Ama en güzelini Damla yapar. Öyle bir demeyin. Bir şey söyleyeceğim. Zaten burada beş alıp da beni böyle bir kere olsun gerçekten tebrik eden yok. En lezzetli ben yapıyorum. Bileziklerim ben alacağım. Buralar ben benim. Evet. Sen böylesin. Evet, en lezzetli biz ben yapıyorum. Hayır, biz. Bunun başka aksi yok. Ya buradaki en güzel, ağzına, en lezzetli yemekleri ben yapıyorum. En lezzetli yapıyor diye söylemedin mi? O zaman. Çok gencim, çok güzel yemek yapıyorum. Beni çekemiyorsunuz. Çekmeyin. Evet, ben çok rahatsızım. Burada bak şöyle söyleyeyim. Kaç iki haftadır sizinle aynı şekilde kuraya kalmaktan bıktım. Ben daha güzel yap. Bu hafta daha iyi yapıyormuşsun bu ya. Bu hafta en güzellerin. Zaten güzel yapıyorum ki ben altınları alıyorum. Aha. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hafta siz puanlama yaparken gözüm doldu artık. Çünkü yapılmayan tabaklar da burada 4 alıyor, 5 alıyor. Şu an olduğu gibi. İlk yeni gelen bir kayınvalide gerçekten lezzete verir. Hepiniz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Hepimizden farklı duruyor tabağın. Tabii kadın verecek farklı tabağı. Gelin yapamamıştır. Ya şu tabaktaki lezzet kimsede... Hayır, hayır. Ya bak size bir tabağın görünüşüne bak. Niyase seninki şey olmuş böyle... Daha bakmadan söylüyor ya. Bakmadan söylüyor. Hayır, bakmadan değil. Makarnayı böyle artık ocakta unutursun. Kaynaya erir ya. Öyle olmuş. Damlacığım. Çamur biz çok burada... doğru tespit. Gerçekten gurmesiniz. Şef bize kuşbaşı vermedi. Kıyma verdi. Kıymayı şöyle çevirsen zaten ezilir. Çevirdim. Sen bildiğin herhalde elinle falan böyle top top haline getirip atmışsın. Niyase. Çevirdim. İzleyin beni. İzleyin. Ben gördün de kendi kayınvalidesi kızlar bir şey söyleyeceğim. Ya yani Damla'nın tek yaptığı şey ne biliyor musun? Geçen hafta da benim tabaklara takmıştı ya. Daha hangi sırada, nerede olduğumu bilmeden koşa koşa geliyor. Benim tabağa gidecek ya. Böyle yorum yapacak. Diyor ki, Yeşim sen böyle yapmışsın. Yeşim şöyle yapmışsın. Sonra diyor bu Yeşim senin değilmiş. Diyor. İlk Hayır, başta sağlığa geçiyor. Senin tabağın olmamış Miyase dedi sonra ilk baş bakmaya başladı. Senin tabağın... Olmamış dedi çünkü. Bak. Ne söyleyeyim? Ne ya, söyleyeyim? Benim kaynağım... Sen her kayınvalideye göre fikrin değişiyor ya. Öbürü gelecek diyecek ki senin tabağın bir. Sen diyeceksin ki hayır benim tabağım olmuş lezzetli. Yeşim. Kiminkini dikkate alacaksın? Yeşimciğim ben burada sadece Beyhan teyzenin yorumlarını dikkate alıyorum. Bir verdiği zaman niye almıyorsun dikkate? Ben bana yani... Yapamadım demiyorsun. Ben bir aydır buradayım. 10 gündür zaten 5 veriyor. Bir verdiği günü hatırlamıyorum. Cuma günü burada kıyamet koparmışsın. Cuma günü de yine sen bir almıştın herhalde kayınvalidenden. Sen kayınvalidenden bir aldığında verdiğin tepkiyi kendi kayınvalidene vermiyorsun. İkinci kayınvaliden Beyhan Sultanım geliyor. Biz senle ne yapmıyoruz? Om yapmıyoruz. Om yapmıyoruz. Tabakları tat da şöyle bir enerji toplayalım. Önce bir tadına bak. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle kıymalı makarna yiyormuş gibi düşün, tamam mı? Bugün yeşilimi bulacağım. Sarması güzel. Kıyması iyi pişmiş. Üstü güzel kızarmış. Üstü de güzel kızarmış. Kıyması da lezzetli. Tadı da güzel. Evet. Olmuş diyelim. Beğendin. Hani olmuş. Böyle beşamel sos var içinde. Yapar mısın? Sever tabii, misin? Tabii yaparım. Böyle hani un kokusu falan hiç geldi mi buradan? Yok gelmedi. Beşamel sosu ben çok severim. Makarnası da güzel olmuş evet, mu? Evet. Ben bunu yapıyorum evde. Süper. Neyi yapıyorsun? Lazanya mı? Lazanya yapıyorum. Ama... Şimdi bir şey ya diyeceğim. Bak, yemin ederim, kız lazanyayı tuttum. Tuttum ye bak. Güveç olunca benim aklım karıştı. Yemin ederim bulamadım. No bilemedim. No no. Lazanyayı tanımadın ne oldu? Sorun Yeşim'e. Yeşim'e o sorun. Da bilmedi. Beğendin mi bu tabağı? Beğendim. Beğendin. Beğendim. Afiyet olsun. Beyhan abla, yeni bir hafta, 7 tane bilezik, şu şeytanın bacağını kır inşallah. He? İnşallah geçen kıracağım. Geçen hafta üzdün, beni de çok üzdün, ama kendin çok üzüldün. Bunda beşamel sos tadı yok, buna koymamışlar mı? Kaşarı var ama beşamel sos yok. Beşamel sos gözükmez aslında. Ama tadı da mı gelmez?
Hem bunun görüntüsünü beğenmedim. Tadını beğendin mi? Kıyması olmuş. Evet. Ama beşamel sos yok. Bu onunla yenir lezanya. Yani yapmıştır ama sen sosunu beğenmedin ağlamadım galiba. He. Anladım. Hem de görüntüsü de güzel değil. Beşamel sos tadı gelmezse gelmedim, sevmem ağlamadım dedin. Sevmedin bu tabağı. Sevmedim. Afiyet olsun. İkinci tabağımızı sevmedik. Beşamel sos hiçbir şekilde damağımın tadına uymadı diyor. Gelmedi diyor. Ya bunun soğanı yine yanık. Yine yanık derken bunlar da mı yanıktı? Hayır, dünkü tabakta da. He he. Yanmış. Cuma günden bahsediyorsun değil evet, mi? Evet, cuma günü. Cuma'da da tatlı vardı kız. Şey, perşembe perşembe. Siz de beni saf ettiniz ha. Yok ya, sen dedin, ben de bulmaya çalışıyorum ne gün soğan vardı diye. Vallahi daha az kızarmış. Soğanları yanık. Soğanları yanmış resmen. Ve tadı geçmiş diyorsun. Yanık tadı var. Yani kıymalı sosunu beğenmedin evet, mi bu durumda? Evet, beğenmedim. Buna kıymalı sosunu da beğenmedim. Bunun beşamel sosunu beğendin. Evet, beşamel sosunu kızarmasını beğendim. Beğendin. Görüntüsünü beğendim. Makarnası pişmiş mi? Makarnası da iyi. Makarna zaten pişmiş olmadan da kıymayı koyunca yumuşak işte. Bu tabağı beğendin mi, beğenmedin mi? Kıyması yanık. Tamam. Kıyması yanık. Onun ama dışında genel olarak? Çok beğenmedim. Çok beğenmedi. Üçüncü tabağı da ay sen böyle yaptıkça işin zorlaşıyor. Evet, ha? İşin zorlaşıyor. Evet. Tamam. Üçüncü tabağı da beğenmedik. Bu hafta tam 7 bilezik var. Çok heyecanlı. Ben de ilk defa böyle bir şeye şahit olacağım. Bu bir kıymalı börek olmuş. Hiçbir beşamel sos bunda ben göremedim. Ha, tadı güzel. Kıymalı börek. Kıyması güzel olmuş mu? Olmuş. Kıymalı harcı. Evet. Makarnası pişmiş mi? O da olmuş ama beşamel sos tadı yok. İkisi aynı. İki tabak aynı. Bunlar benim kafamı çok karıştırıyor görüntü olarak. Dördüncü tabağı beğendin mi Beyhan abla? Ya görüntü olarak beğenmedim ama tat olarak beğendim. Lezzetli geldi ama yani aradığın şeyi ama bulamadın. Lezzetli tadı alamadım. Yani bu bir lazanya yemeği olduğuna göre, evet, lazanya tadı alamadığına alamadım göre son kez soruyorum. Bu tabağı beğendin mi beğenmedin mi? Beğendim. Birazdan ona göre puanlarsın. Puanlar için hazır mısın? Hazırım. O zaman ben de yazıyorum. Bir soğuk su içelim tabii, çok önemli. Buna mı vereyim? Kıymalı börek olarak beğendim ama bu bir lazanya ben yemeği değil dedi. Üç verdin. Dördüncü tabak üç aldı. Bunun soğanı yanmış ama görüntüsüne veriyor. Bunun görüntüsüne ben 3 veriyorum buna da. Üçüncü tabak görüntüsünden dolayı 3 puanı kaptı. Buna 1 veriyorum. İkinci tabak 1 aldı. Bana puan vermeyeceğim ikinci tabak. Evet. Birinci tabağa da 5 veriyorum. Birinci tabağa da 5 veriyorsun. Beşamelde beşamel. Beşamele taktın ha. Beşamel iyi kavrulursa zaten tadı gelmez ya. Yani yüzünde de yok. Ha, daha iyi yani yok gelmemesi. Bak, onda aldım. Bunda var ama bunun soğanı yanmış içinde. Kafaları biraz karıştırdın. Kafa karıştırıcı bir yorum ve puanlama yaptın yine. Evet. Çünkü dördüncü tabağı kıymalı börek gibi dedin. Evet, ama lazanya gibi değil dedin. Sonra beğendim dedin. Üç verdin. Bakalım iki tane üç puanımız var. İlk üç puan kime gitti? Beyhan kayınvalidem şeytanın bacağını kırmak istiyor. Gelinini bulmak istiyor artık. Gerçekten çok gergin artık. 3 puan kime gitti? Aç. Miyase. Oh iyi bari birden kurtuldum. Bir 3 puanımız daha var. Nur topu gibi. Fena değil yani. En azından 1 değil, 2 değil. Soğanı yanık ama görüntüsüne 3 puan veriyorum dedin. Evet, görüntüsüne verdim. Bakalım Beyhan kayınvalidemden ikinci 3 puanı hangi gelin aldı?
3 puan hangi geline gitmiş? Açar mısın? Yeşim. Razı olduğunu söylediğin tabakta Yeşim çıktı. Evet. Yine gelinini bulamadın. Yine bulamadım. Yine. Evet. Çok memnun değil ama bir değil. Öyle düşün. Bu tabağa 5 verdin Beyhan ablacığım. Her şeyini beğendin bunun. 2 tane tabak beğendin. 1 ve 4'tü. 4'e 3 verdin. 1'e 5 verdin. Hemen hemen aynı övgüleri verdiğin 2 tabak var. 1'i 3, 1'i 5 puan aldı. 5 puan hangi geline gitti? Beş değil, tam 7 bilezik var bu hafta. Pazartesi nasıl başlarsa öyle gider. 5 puanı alan gelin müthiş bir özgüvenle başlayacak haftaya. 5 puanın sahibi kim? Aç. Bu. Damla. İşte bu ya, bu. Ben biliyordum ya. Damla Yağmur yeni gelinimiz de 1 aldı. Beraber oynayın lütfen. Gel. Damla, bence artık kayınvalidemin de senin altınlarında hissesi var. Yani ben vermen lazım hakkıdır. Bak Nuray Hanım'la sakın paylaşayım deme. Kayınvalidemin orada hakkı var yani. Gel gel. Sen hak artık ediyor yani, hak ettin ya. Gel gel. Hadi. Gerçekten. Vallahi hak ettin ya. Tepe tepe kullan, senin hakkın. Gel gel. Sonra. Sonra mı? Gel burada takalım bitsin, gel. Beyhan teyze, al Yeşim'e tak sen. Haber. Al tak. Gel Yeşim. Bu benim hakkım mı? Ben bana olmadı. Puanları versen o zaten benim bileğimde olacak zaten. Ben Damla'dan almama gerek kalmadı. Ama Yeşim'e takarsan verme. O senin. Ay çok sağ ol Yeşim'e ya kayınvalideme. Verme. Ay çok sağ ol. Yeşim'e takacaksın. Nuray Hanım neredesin? Gel gel. Benim kayınvalidem o olmalı herhalde yani. Bir yanlışlık, bir tuhaflık var bu elinde işte. Elinde oynama Beyhan. O benim sesimi tak duyar, gelir şimdi. Şöyle beraber. Ya aslında var ya. Bak ben sana bilezik taktım ya şimdi. Beraber oynayalım. Gel böyle savura savura. Ya Allah. Yeşim'e Allah doğru. Konuşuyorsun ya. Yeşim'e doğru. İkimiz oynayalım. Bak, gel. Bak çok üstüne de gelmek istemiyorum. %100 senin hatan var da demiyorum. Hadi bana 3 verdin. Razıyım. Bir başkasına 5'i versen bu kadar şey gerilmeyeceğim ama. Ya 1 ve 4'ü beğendin. 4'e versin dedi. Seninkine de tamam. Hadi dedi ki lazanya değil bu, börek. Börek. Benimkine de bak bugün çok o yüzden üzerine gelmiyorum. Ama orada altında Damla'yı görünce bana yine geliyorlar. Çünkü sen bana 3 verdin ya. Ben dedim ki kadın haklı demek ki. Çünkü ben biliyorum tamam, hani köşelerde kalan birkaç soğan vardı. Biliyorum renginden yanlış dolayı. Ya. Yanığı da ele dediğimi de biliyorum. Bak haklısın. Bu konuda ben senin üstüne gelmeyeceğim. İlk defa hayret, haklısın. İlk defa. Ben şaşkınım, nasıl olduğu da bilmiyorum. Haklısın. Hepsini koymak zorunda olduğumuz için ama ben dedim Yeşim öyle kızartmaz. Kıymalarımı ayıklayamazdım. Koymanız gerekiyor dedikleri için ben koydum. Tamam, onda sıkıntı yok. Diğer Nurcan Hanım bana 5 verecekti. 4 verdi, bayıldı tabağıma. Kıymam nasıldı? Tane, sen anlattığın gibi. Evet, evet. Evet, evet değil mi? Ama soğanı yanmıştı. Tek tek gidelim. Soğanı geç. Lazanya pişmiş miydi? Evet, pişmişti. Görüntü olarak nasıldı? Güzeldi. Ha tamam. Ama biraz daha tamam kızarması hani lazım. O yüzden ona da yine bir biraz şey demiyorum. Biraz daha kızarması ama lazım. Şeyi merak ediyorum. Damla'yı bulmak için verdiğin mücadeleyi benim için ne zaman vereceğim? Hayır, ben onu merak kızım, ediyorum. Hayır alakası yok. Hani onu ne zaman geçeceğiz bu bana? Bu saatten sonra sana mücadele vereceğim. Hop. Ha 4 ayın sonunda kararı verdin sonunda. Hayır ben sana hep Yeşim kararım. Tebrik ederim. Yeşimciğim. Bugün karar verdin değil mi? Yeşimciğim. Bugün verdin yani. Verdim. Artık 4 ayın sonunda artık bana geçiyoruz. Yeşimciğim. Lezzetli yapıyorum. Şimdi Yeşim, Miyase, ha. Yağmur, ha. Şimdi sen yeni geldin. Ben sana söyleyeyim. Dediğime geliyor mu? Şura boş. Ama böyle tebeşirle değil, altın haflerle. Ha. Damla. Damlacığım kolunda Damla karşı 95. Damlacığım. Sen bugün 5 tane 5 de alsan, tamam mı? 4 şuraya tane 5 de alsan. Bak. Şu masayı buradan kimin gideceği belli Miyase, olmaz. Miyase, bir çocuk saniye. Çocuk gibisin işte. 5 alınca sevmişsin. Bayram sanırım. Tamam ben çocuğum, en sana lezzetli bayram yemekleri bugün, yapıyorum. Bayram. Sen yorumla tabağını. Fena kim değil dediğin tabak, fena 5 verdiğin. Fena değil dedi ona. Evet. Heh, yorumla evet. Dinliyorum. Fena değil. Kıymaları topak topaktı içinde. Bana ne dedin burada tüyolaşmada? Dedim kıymaları güzel. Yedi yedi benim tabağım kötülüyor. 2 tane kıymayı yan yana görmeyeyim. Güzel pişir, tane tane olsun. Yeşil. Evet, Nurcan ama Hanım da bana. Ama soğanları yanık. Nurcan güzel. Hanım da bana yorum yaparken dedi ki kıymaları tane tane. Evet öyleydi. Sen, aa öyle miydi? Ha güzeldi. Ama öyleydi. Ama Damla'ya vermek varken bana mı vereceksin? Beyhan teyze madem topak topaktı ya bir.
Yeşime sen kıymalarını güzelce dağıt demişsin. Verdiğin tüyü niye o. Beş verdin ona? Üç verseydin bir de. Yanıktı çünkü. Ama Yeşim o topak topak onu elemen lazım. Hayır ama topak topak olanı diyorum. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bir de ben konuşabilir miyim? Bir tane adam topak, benim bir bakacağım ya. Daha bilmiyor topak topak, topak topak topak. Yeşim yakmaz. Yeşim yakmaz. Niyase gelir misin? Kıyma da hata edebilir sadece ama. Sadece bir tabağımda o şekilde gelmiş. Da. Yakmasın da ya hata büyüğün yapmaz. Konuşuyor Damla bir müsaade et kadın konuşsun. Yapmaz dedi. Sen yine nasıl olsa aynı şeyi söyleyeceğim. Benim tabağım ha. Güzel benim tabağım güzel ha. Benimki lezzetli benimki lezzetli. Duydun mu benim konuştuğumu? Duydum. Ha. Ben buna bu yola çıkarak diye yaptım. Ama bak kendi bak, ağzına diyorsun yüzde yüz haksız demiyorum. Şey kıymayı iyice kavuracak dedi. Ha. Belki ha. İki iyice kavrulmuş belki bazen. Ya bak, köşeye anladım. Bazen gelebiliyor tencerenin dibinde iki tane soğan. Senin önüne gelmiş olabiliyor bazen. Böyle komple yanık olsa derim ki üstü yanmış bu hani fırında yanmış. Hayır. Bilmem ne. İçinde Yeşim. Ben yanık gördüğüm an heh. Ben geçen Damla'nın güvecinde de yanık gördüm. Dedim ki Yeşim kıymada hata yapmış olabilir ama kesinlikle yakmaz. Kızarması mükemmeldir dedim. Ama dedim bunu dedim bu Yeşim kıymayı yakmaz dedim. Sade ben onu yanığı yiyeceğim. Topak topak yapar ama yakmaz. Kızlar siz konuşursunuz ben kazanırım. Şu masaya bir iyi bakın. Damla. Burası 4. sezonun şampiyon masası. Gelin mutfakta da pazartesi gününe muhteşem bir giriş yaptık. Tam 7 bilezik için savaşıyor herkes. 3. kayınvalidem Semilay'cığım buyur gel hoş geldin. Niyase'nin kayınvalidesi. Son hoş zamanların oldu. En gergin kayınvalidesi. Evet gerginiz. Evet en atarlı. Bir. Yok be yapmıyorum bayağıdır. Yani 5-1-1-1 yapmadım o hanımın işi. Stres var mı 7 bilezikle ilgili? O stres var tabii ya 7'sini bir alalım. Bir anda bu kadar bilezik değil olacak mi ya birden kol dolacak. Aynen öyle. İsteriz neden istemeyelim? Afiyet olsun. Teşekkür o bilinçle ederim. Ye ve puanla tamam. Lütfen. Şimdi bir ilk olarak şu üstündeki kaşar ve lazanya evet. Şeyi gayet iyi yapışmadı dişime. Ben dişime yapıştığı zaman direkt diyorum ki bu şey kalmış diyorum. Kıyması da güzel pişmiş kavrulmuş. Makarnamız? Güzel olmuş. Güzel olmuş. Yani şu ilk tabak ama genelde demem fakat. Evet. Afiyet olsun. Beğendin mi ilk tabağı? Beğendim. Daha güzelleri de olabilir. Bakalım. Bilemiyorum. İlk tabağı İyi. Beğendik. Yani çiğ bulmadım. Güzel pişirmiş. Tamam. Benim bugün ağzımın tadı var galiba ya. Bu da güzel. Ya da tadı tuzlu. Kendini mi suçluyorsun bazen beğenmediğin şeyler için? Şimdi ikisi de lezzetli yapmışlar. Evet. Ellerine sağlık. Bazen orada puanlarken tiyolaşıyoruz biliyorsun biz evet. Gelinlerle. Ben diyorum hani pilavından bulurum. Ana yemek çok güzel olmuşsa bile o an gözüm görmüyor yani gelinimi bulmak. Zaten yarışmanın formatı o gelinin mutfakta. Lezzetsiz bile olsa orada bir şey yakalayıp gelinimin diye puan veriyorsun. Aynen öyle diyorum bunu bu yaptı hemen anladım. Onu kafamda bir 5 diyorum yani. Bugün değişen ne oldu? İkisini bugün, de çok lezzetli ikisini buldum. İkisini de lezzetli buldum bugün. Hmm. Bilmiyorum neden. Bunun da kıyması. Ya da bir sevdiğim yemek de olabilir yani seviyorum. Tamam. Güzel yapmışlar. Kıyması da güzel pişmiş. Üzeri de güzel kızarmış. Bu da aynı şekil. Aynı, sanki aynı kişi yapmış gibi. Anladım. Beğendim. Beğendim. Güzel. Ellerine sağlık. Üçüncüye bakalım. Üçüncü tabaktayız. Az pişmiş kıyması da yani üstünü kurutmuş Nursel Hanım içini pişirememiş gibi geldi bana. Kıyması da mı çiğ evet, dedin? Evet çiğ geldi. Çiğ lazanyaları evet yani, öyle. Çiğ değildir tabii yani, az pişmiş. Hı -hı. Bunlara göre az pişmiş. Bunu beğenmedim ben fazla pişmiş da yorum. Pişmiş şeyini mi? Hı -hı. Tadı tuzu da bunlar gibi değil. Anladım. Beğenmedim bunu. Ne?
beşamel sosu. Beşamel sosu çok koymuş, çok şey olmuş. Ekşi gibi olmuş. Ay ben yutamayacağım bunu. Ya. Midem biraz şey oldu vallahi gerçekten. Aşırı koymuş. Beşamel sosunu içine atmış yani vallahi yutamayacağım. Bir kere daha şöyle içinden almak istemez misin? Gelinimin ise de yapamamış. Bunu hiç beğenmedim. Şey olmuş yani midem affedersin şey oldu. Çok aşırı konulmaz bu kadar da yani. İşte içinden bir tatsan mı bir kere daha? Şansın denesen mi? Ya şöyle şeysiz yerlerden alayım. Belki beşamel sos sevmiyorsundur. Yo severim aslında ama aşırısını da sevmem. Üstü de az pişmiş. Ben tadını beğenmedim onun. Peki. Üçüncü kayınvalidemiz. Puanları şimdi, hızla toplamaya devam şimdi ediyoruz. Bunun beşamel sosu ve şey, üstünün çiğliği yüzünden direkt hem de hiç damak tadıma uymadığı için bir veriyorum buna. Dördüncü tabak bir aldı, kalem yazmadı. Bunu da kuruttuğu için iç harcını da şey buldum. Güzel bulmadım, tadını beğenmedim. Buna da bir vereyim geliyor ben. Geliyor gelmekte olan diyecektim. Üçüncü tabak da bir. Şimdi bunlarda kaldık tabii. Evet, iki tane beğendiği tabağı var. İki tane de beğenmediği var. İkisinin de lezzeti aynı. Bire beş vereyim, ikiye de dört veriyorum. Hislerine mi güvendin? Çünkü bir seçim yapmak durumundaydım. Böyle ya, ikisi aynı kızarmış. Birinci tabak beş, ikinci tabak dört. Dördüncü tabaktan başlayalım. İki tane birin var. Sevile ablacığım, bugün yorumların ve puanların tuttu. Cuk. Evet biliyorum. Sanki böyle üzerime dikilmiş gibi oldu. Aynen. Bazen öyle tam yorumluyorum bazen ya. Öyle bazen oluyor, öyle oluyor, bazen böyle oluyor. Bazen stres çok yapıyoruz, hele finale yakın. Bulamıyoruz evet, da. Evet. Konuştum, beğendiğin tabağa bile bir verebiliyorsun gerginlikten. Onu doğru yaşıyoruz. Haftanın sonuna doğru da bu gerginliği hep beraber yaşayacağız. Yaşıyoruz. Cuma günü olduğu gibi. İki tane birimiz var. Haftaya maalesef bir puanla başlayacak bir gelinimiz daha. Acaba iki tane birden bir tanesi kime gitti? İki tane birden bir tanesi hangi gelinin olmuş? Aç. Hadi bakalım. Yeşim. Oh. Yine isabet, yine isabet. İkinci tabağı açalım. Şimdi buna da neden buna beş, buna dört verdim şimdiden açıklayayım da bana bir şey yapmasınlar. İkinci tabağa hep puan veriyorum diye çok eleştirdi gelinim beni. Sende de mi iki şey var? Var tabii. Bir hafta on gün öyle yaptım. Rüyasına girdi zaten. Rüyama girmişti benim. Ha, iki senin rüyanın için, mı? Yani aslında beni çekti çekti ama vermeyeceğim hep dedim yaktı ya. Seni. Yani hep yaktı beni, hiç çıkmadı. Şimdi çıkarsa da çok üzülürüm yani neden? Yeni açanlar varsa eğer iki tabağı da aynı derecede beğendi. Birine beş, birine dört verdi. Sebebini de o yüzden açıkladı. Evet. İki rüyama girdi ve haftalardır beni yakıyor dedi. Dört puan, iyi puan. Ama 5 yani alan kadar mutlu olmayacak ve göbek atmayacak. 4 puan kime gitti? Açar mısın? Damla! Yani. Gelinin... Damla üf dedin. Acaba 5 puan hangi gelinimize ait? Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Ben bakmayayım gene de ya. Ben söyleyeceğim sana. Miyase! Sen buraya gel. Yeni gelinimiz. Yani hiçbirinizin damla yağmur. Senin de eline sağlık. Yani güzel olmuş. Bir şey sorabilir miyim? Ben başlamak istiyorum. Tabağımı yorumlar mısın? Yani neyi ben orada yorumladım. Neyi duymadınız olmamış herhalde. Üstü çok kurumuştu. Birinci ve ikinci tabakta aldığım lezzeti üçüncü tabakta alamadığım için ve üstü de taş gibi kuruduğu için zaten bir bak, de vermem gerekiyordu. Üç kişi anlamadım geldi. Bir üç kişi farklı farklı. Bir şey dakika söyleyeceğim. Ya, sen de bir verdin. Bir şey söyleyebilir ben yapmam çünkü yapmam. Bir de gelinim yakmaz yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Sevilay teyze gerçekten iyi bir puanlama verdin gibi. Ama arkadaşımız Yağmur o kadar almayacağından emin ki bir de yorum yapıyorsun. Ta ayakkabılarını çıkarmış, oynamayacağını çok iyi biliyor. Hayır, aa, ayakkabılarını çıkarmış.
sallıyorsun. Sen de onun ayakkabısının peşinde mi geziyorsun? Benim ayağım çok ağrıdı. Kendisi de dedi ki çıkart arkada. Demek ki kumpas kurdu. Damla demek ki böyle şeylerden zevk alıyor. Demek ki ayağımıza kadar sahip çıkmadan. Ben konuşabilir miyim ayakkabı yapmasınız? Oyunlarınız bittiyse. Bir dakika rica ediyorum. Bugün benim ilk günümdü. Olabilir yani. Size bir şey demiyorum. Kayınvalidem de zaten geldi. Çok beğendim dedi. Kayınvalidem de bir verdi. Öyle mi? Evet. Çok beğendiğim dediği tabağı. Hani kayınvalidem de bir verdi. Bugün benim acemiliğim. Hepiniz beni yarın göreceksiniz. Tabii. Yarın görelim tabaklarımızla. Mesela Niyase'nin ne hissettiğini şu an çok iyi anlayabiliyorum. Hep benim kayınvalideme söylüyor ya, herkes beğeniyor, beğeniyor neden bir, herkes beğeniyor, beğeniyor. Hı. Sizde de şunu hep yaşıyorum, bana hep dejavu yani, yaşıyorum bunu. Benim tabağımda bir şey buluyorsunuz, hiç kimsenin görmediği, hiç kimsenin bulmadığı, çok beğendi. Çok beğendi, içinde bir tane siyah yanık mesela, ona denk gelmiş, size denk gelmemiş belki. Bana... Gelse direkt bulursunuz çat diye yanık dersiniz, bir parça soğan yanık gördüğü için eledi, lezzetine bayıldı. O beşamel, yani bir de size mi... Gerçekten. Çok kötü, yiyemeyeceğim dediniz ya. Göstereyim, gel. Gösterin. Gel, herkes de beşamel var, bende mi fazla ya? Yani? Zaten bununkinde zaten beşamel. Bana gelen tabir de senin üstü. Olması gerekiyor zaten. İşte o zaman senin... farklı tabak oluyor Reyhan teyze, sadece onda bakın. Görünürse. Heh, o kızarmamış mı? Dur dur, bakıyor musun? Bakıyorum. Bak işte. Heh. Onlar da hiç böyle, bütün böyle geldi ağzıma. Ya kurutursa hiç... zaten gelmez, hani gelmesi gerekiyor bunu, ya. Bunu yedik, bu kadar gelmedi diğerlerinde. Benim tabağım dağılmış. Olduğu için size fazla gelmişti. Dağılmış. Beşamelli bu. Bir de hani olması lazım. Ben biraz daha kızarana... Daha önce kızarttığım zaman da bana biri bastığınızı çok iyi biliyorum. Bilmiyorum. Siz dediğinizde katılıyorum. Siz benim tabaklarımı artık çözmüşsünüz ya. Başka ben açıklaması sana bir şey yok. Söyleyeyim mi Yeşim? Hı. Üçüncü tabak ben yakmam bir. Dördüncü tabak üçü konuşmuyorum. Az kızarmış, içi çok... Sulu geldi ona yani koyu beşamelden dolayı. Benim tabağımda iki tabak dediler ya. Tamam beşamelden dolayı diyorum. Evet, benim kayınvalidem bu arada yumuşak sever ama seninkinden sos. Miyaz öyle yapmaz bir kafadan ne bekliyorsun? Ya bugün denk ama geldi. Ama Damla'ya da bence bir vermeliydin. Damla'nın kıymalarını görmedin mi? Dört verdiğin tabak. Daha benim bak, ben kıyma, kendi tabağımda her şeyi aldım. Ben üstünün kızarmasına dedim aynı böyle kızarması. İçi de fena değildi aynı hemen hemen lezzet aynıydı. Aynı elden çıkmış gibi dedin evet, ya. Bence evet aynı. Ben bir şey söyleyeceğim. Koca kocaydı. Ben bir alıyorum. Ben daha ne söyledikleriniz beni tatmin ediyor. Ne konuşabiliyorum ne konuştuğum şeyin cevabını alabiliyorum. Konu yine dönüp dolaşıp Damla'ya nasıl dönüyor ben anlamıyorum ya. Ben çünkü ya Damla'nız gördünüz ki peşinizi. Benim soru konuşmam gerekmiyor çünkü. Mu? Soru ben ama kayınvalidene soruyorum ya. Yeşim yemeğini yapsaydın sen ya, de alsaydın. Ya Damla susmayı başarabilecek misin? Yemeğini yapsaydın sen de alsaydın. Ben mi dedim sana başarabilecek misin? Çeneyi az yapsan elin iş yapacak mı? Git ayakkabı mayakkabı kalmışsa ortalıkta git onları topla sen. Sen bir girme araya ya. Benim tabağım beşlik tabak. Tamam sen dördü aldın sus. Sevilay teyzenin rüyalarındaki iki benim tabağıma denk gelmiş iki diye ben 4 aldım. Zaten hala kendi tabağını anlatıyor ya. 4 aldım. Yine bir senin beş... tabağını hiç ben merak etmiyorum. Ben o kadar rahattım ki burada çünkü en güzel yemeği çıkardım. Senin tabağını. Ama şöyle... Sus ama sus. Niye senin niye zoruna Beyhan gidiyor? Beyhan anneciğim desene şimdi Beyhan. Beyhan anneciğim senin niye zoruna sus, gidiyor? Sus bir de yani biz de konuşuyoruz. İnsanlar ama senin için sus. Ben senin için, çiğ tavuk ben dilerim. Ben bir şey soracağım. Sen farklı tabakları elerdin ya. Evet. Elerdin. Nasıl? Damla ile sade Yeşim'in tabağı orada var. Hayır. Damla ile yani iki damla var da sana ben Yağmur diyebilir miyim? Ben Yağmur. Damla ile Miyase'nin tabağının üstü aynıydı bir kere. Tamam. Farklı değildi görüntü olarak. İkisi farklıydı. Biri kuruydu biri daha az kızarmıştı. Ve ben eledim. Kurutmam, yakmam, ben açıkta bıraktım. Evet altın sarısı niye yapmam. Versin kalkıp? Mantıken niye versin? Sen hani beş, bugüne az bir şey değil ya. Yeşimcim o senin beşamel sosunu dağılmamış benim ağzıma geldi midem bulandı. İşte diyorum ya bir tek size denk geliyor. Ben... Buraya gelmiyor, oraya gelmiyor. Bakalım demek Nuray Hanım'a gelecek mi? Demek tabağını eşit yapmamışsın. Eşit nasıl yapmamış olabilirim? Evet sürüyorsun ya demek ki sen beşamelini sıvı mı peki, bıraktın? Bir şey soracağım. Bizimkilerin hepsi pişti seninki pişmedi. Nasıl sıvı pişmedi mıydı? Ya? Bizden de önce attın. Yani sen formülünü bulmuşsun ya. Sosu bol koymuşsun. Mesela benim kayınvalidem geldi seninkine böyle hani çamur gibi bulamaç gibi de. Kız var ben geldim. Sen o kadar çok koymuşsun ben ki kayınvalidem. Ben geldim ben geldim. Haftaya hızlı bir giriş yaptık. Daha şimdiden böyle olursak yandık. Ama haklısınız. Tam 7 bilezik için yarışıyoruz bu hafta. Bir tadımımız daha var. Öncesinde günün kritiğini yapalım. Ben büyük gelinimle gelmek isterdim. Yağmur her ne kadar ben büyüğüm dese de benim gözümde diğer gelinim büyük. Beni büyük gelinimden kıskanıyor. Aynen Yase de öyle. Benim eltim...
benim yaptığım işi bile kıskanıp özenip aynısını yapan bir insan. Yani başından beri söylüyorum, ben eşimi asla kıskanmam, kayınvalidemi kıskanırım. Neler duyuyorum. Senin başvurundan bir gün sonra fotoğrafların videolu. İşte bu. Evet, haftanın ilk günü pazartesinin ilk kritiği olacak. Bugün aramıza katılan yeni bir gelinimiz ve kayınvalidemiz var. Hızlı bir giriş yaptılar, başvurdular ve burada yerini aldılar. Neden siz de burada olmayasınız? www.gelinimmutfakta.net ya da WhatsApp hattımız 0539 570 37 07. Bu hafta tam 7 bilezik veriyoruz. Çünkü geçen haftadan devrimiz var. Bu hafta daha da heyecanlı olacak. Bu bilezikler neden sizde olmasın? Bana mutlaka güzel video gönderin ve burada olun. Benden söylemesi. Evet. Yeni gelinimiz Damla Yağmur. Sana Damla Yağmur mu dememi istersin, Yağmur mu diyeyim? Direkt Yağmur diyebilirsiniz. Yağmur diyelim. Bu çileden kurtulalım, evet. Değil mi? Bir tane damla bize evet. Yetiyor zaten. Fazlasıyla. Aramıza yeni katılan gelinlerimden Damla Yağmur. Ayağının tozuyla gelir gelmez. Bakın Nurcan Hanım'ı hangi konuda eleştirmiş? İzliyoruz. Kayınvalidenle normalde aran nasıl? Kendi annemden bile daha fazla samimiydim. Ta ki benim çeyizim çıkana kadar. Çünkü benim çeyizimi çıkarmaya kayınvalidem gelmedi. Kendisine bayağı bir küstüm, kırıldım, konuşmadım kendisiyle. Hayır, sebep ne yani? Durduk yere evet. Niye gelmiyor ki? Yani ben ilk geliniyim. Evet. O yüzden biraz hani bilinçsiz bir şekilde galiba oldu. Yani kızlar, benim eşimin amcasının hanımı... sanki kendisi hani hiç düğün yapmamış, birini evlendirmemiş gibi. Ha. Kayınvalideme diyor ki, Nurcan diyor, işte biz gidelim seninle çeyizin geleceği eve. Abdullah da işte Yağmurgil'i alsın gelsin. Tamam. Ondan sonra biz kapıyı bir açtık, biz çeyizimiz çıkacak diye işte evde kalabalık bir şekilde, böyle heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Biz kapıyı bir açtık, sadece karşımda eşim. Benim çeyizimi almaya eşim tek başına geldi. Yani ben de tabii ister istemez orada kızdım. Yani hani ben... Tabii haklısın. Kendisiyle bayağı bir konuşmadım. Bu da zaten hani benim içimde büyük bir ukdedir. Benim çeyizim öyle ağlaya zırlaya çıktı yani. Kızlar çok komik yani değil mi ya? Evden. Nakliyeci gibi göndermiş. Hani al gel. Sevgili kayınvalidem, ne diyorsun? Ben gidiyordum. Biz Eltim, yani ben, Abdullah. Yolda bir fikir değişikliği, bir şey oldu işte. Tek gidesin çeyiz alınmaya dendi. Abdullah tek gitti çeyiz almaya. Öyle bir sorun oldu. Ya şöyle değil midir çünkü, yani kızmasında haklı bir sebep yok mu? Kayınvalide çeyiz almaya gider. Böyle gerine yani, çeyizler serinir. Yani benim de herhalde ilk düğün yapışım, ilk gelin alışım. Gitmek mi istemedin? Uygun mu görmedin? Hayır, gitmek istedim. Gidiyordum ama bir anlık bir olay yani. Vazgeçildi. Birinin gazına mı geldi? Bir nedeni, bir sebebi, aynen öyle. Bir nedeni, bir şeyi yok ama. Seni biri mi vazgeçirdi? Yani eltisi, kayınvalidemin elti vardı eltisi. Yanımda. Kız, elti dedi, dinlenir mi gitsin. Ya? Elti dinlenir mi? Haklı, o konuda Yağmur küsmekte haklıydı yani, bana. Demedin mi ya? Bak aranızda ne kadar iyiymiş o güne kadar. Bana Yağmur küser, darılır. Ben bu kaçırılır mı diye kendin muhasebe yapmadın mı? Ya ben ben söyleyeyim, biraz da artık şöyle yorumladım ben. Yani dediğim gibi aşırı derecede biz iyiydik. Yani normal bir anne kızdan bile daha fazla iyiydik. Herhalde artık Nurcan anne biraz şeydir böyle, hani saf ve iyi niyetlidir. Hani eltisi de onu dediyse, hani eskilerde de hep vardır ya, büyük abi ne derse onun şeyine inanılır yani. Hani eltisi orada söylediği için, ha tamam zaten Yağmur da bir şey demez deyip gidilmiş. Ama o benim içimde hep böyle bir ukdedir. Benim çeyizim o şekilde çıktı, yani ağlayarak çıktı ya. Elti niye bunu yapıyor, onu anlamadım. Ya evet. Şöyle oldu Nursen Hanımcığım. Biz bir arabayla gidiyorduk, tek arabayla. Tamam. Bu kız tarafı bayağı bir çeyiz sermeye geliyorlarmış. Bayağı kalabalık. Bir 10 kişi belki 15 kalabalık. Bizim arabada yani çeyizi mi koysunlar, bunları mı taşısın? Tek arabayla gidiyoruz. Biz de dedik,
Neyse çeyiz alınsın artık, onlar gelsin biz evde bekleyelim, onlar kendileri alsın çeyizi gelsin diye düşünüldü. Onların o kadar kalabalık olmasına bozuldunuz. Evet kalabalık geliyormuş, biz neyle getirelim, tek araba zaten. Ama sen kayınvalidesin. Bizde de adettir davulda da, zurnayla davul, böyle zurna oynayarak beklemişler bizden. Ay bir arabada yani. Siz tutsaydınız ya. Yani. Yani onu düşünemedik o anda. Sevilay Hanım konuşabilir mi bu konuyla ilgili? Bakalım konuşsun. Ne diyecek? Sizin eltiniz sizce sizden yaşça büyük mü? Yaşça büyük değil ama büyük. Etkisinde kalmışsınız büyük. Herhalde. Belki kendisi yaşamamıştır. Ya etki, sizin de yaşamanızı istememiştir. O da şöyle dedi. İşte biz arabaya sığmayız. Ama bu bir geçerli bir bahane değil. Biz arabaya sığmayız. Gelinize daha ilk günden üzmüşsünüz. Bence Yağmur çok haklı size kırılmakta. Yani o konuda diyeceklerim bu kadar. Sen çeyizi göremedin yani. Görmedim. Öyle gidince ben de çeyizimi tabii ki sermedim. İşte bunlar gel. Benim çeyizim o şekilde gitti. İyi. Biz normalde vallahi. Hani ben de çeyiz ben de çıkar, sermedim. Götürürüz, sereriz böyle hani gösteririz ederiz. Öyle çıkınca ben de çeyizimi hiç sermedim, sergilemedim. Direkt koydum çıktım yani. Ben senin konuşmanda Nurcan abla şunu fark ettim. Dedim ki çeyizini göremedin mi dedim. Göremedim. Sen dedin ki evet görmedim. Görmedim bilinçli bir şey. Göremedim başka evet. bir şey. Sen şimdi başka bir şeye kırılmış olabilir misin? Ya böyle bir tabiri caizse şişinir ya kayınvalideler. Daha mı özel ilgi bekledin? Senle biraz ilgilenilmedi mi? Dışarıda mı kalmış hissettin kendini acaba? Yoktu sebebi. Zaten siz mülakatta da demişsiniz ki tanışmadan 2 ay sonra gelinimden soğumaya başladım. Bir şeyler olmuş orada muhtemelen. He? Şöyle evet. ki ben kendi görüşümü söylüyorum. Hani annem kendi tarafından belki bir şeylere kırılmış olabilir. Çünkü ben hani bugün ilk günüm. Bugün beni hani tanıyamazsınız tabii ki. Hani evet. birkaç saatte insan tanınmaz. Ama ben haklıyı, haksızı, yani haksız bir şey gördüm ben çok konuşurum. Yani hani çok fazla çenem vardır, kendi şeyimi biliyorum. Nurcan annem de biraz fazla alıngandır. Yani alıngan dediğim hassastır. O benim bir şeylerime böyle alınıyor. Yani ben yanlış bir şey de yapsam, doğru bir şey de yapsam ona göre yanlışsa mesela alınabiliyor. Ben orada hani biraz zor bir şeyde kalmış oluyorum. Ama benim görüşüm, benim yaşadıklarım. Yani bizim Nurcan annemle evliliğimin 1,5 yılına kadar yani 1,5 senesine kadar hiçbir şekilde bu çeyiz meselesi hariç başka öyle bir sorunum yoktu. 1,5 yılından sonra zaten ne oluyorsa oldu. Ondan önce yok sen bana şunu dedin, yok sen bana bunu yaptın gibi bir mesele yoktu. O çeyizde ne var düşünerek ya? Söyledi. O günde bir şey var. Nurcan abla sen onu anlatsana, çözün hem o konuyu. O gün bir şey olmuş. Ya çeyizden önce siz bir şey yaşamışsınız bence. Yok, o 2 ayda yani o gelinimden soğudum ne demek? Ne oldu da soğudun? Bana diyor ya alıngansın falan diyor. Evet. Ben aslında alıngan falan değilim. Hani bunlar beni kırıyorlar. Sonra ben alındığımda da alıngan diyorlar. Neye kırıldın? Bir konuda bir şey konuşuluyor, tartışılıyor. Kırılıyorum yani. Kayınvalidelerim, Beyhan ablacığım. Bir çeyiz, yani çeyiz çok önemli bir şey. Gelin ya için yani yıllarca hazırlanılıyor evet. çeyize değil mi? Küçücük kızdan beri böyle büyüyene kadar, yetişkin olana kadar çeyiz hazırlanır. Ve gururla sunulur. Kayınvalide inceler diye inceler. Bir güzel inceler ve bütün herkes inceler. Ne olmuş olabilir ya? Çeyizi ya görmemek... Ben bilmiyorum. O anda ne olursa olsun kayınvalide bir gelin alıyor. Kırılmaması lazım. O cehizi almaya gitmesi lazım. Kalabalık geliyorlarmış yani insan daha bir gider yani. Yani daha çok sevinir. Daha çok kimseyi dinlemez. Zaten öyle oldu Beyhan Hanım. Zaten biz yolda gidiyoruz. Yarı yoldan dönüldü. İşte bana şey göre siz yarı yoldan tamamen... niye döndünüz Nurcan teyze? İşte onu soruyoruz Nurcan teyze. İşte anlatıyorum ya sebebi yok. Yani bir nedeni yok. Sebepsiz. Bir dakika Yağmur sen söyle biliyorsun. Ben söyleyeyim. Büyük lafı zaten herkeste eskilerde de hep geçer. Hani o da öyle söyleyince aslında ben olayı sonradan dinleyince anladım. O da öyle söyleyince. O niye öyle söyledi? İşte, o dediğimizde elti oluyor. Elti evet. Elti yani. Neden gitmeyelim Nurcan dedi.
Neden? Ya şu an zaten konuşmuyorlar yani kendileri. Hani o konulara ben çok... Dinlemem. Bahane geliyor bana ya tamamen. Girmek istemiyorum. Ama şöyle, büyük bir art niyetle yaptığını asla düşünmüyorum. Hani ben orada çok fazla büyük bir tepki verdim. Hani sonuçta çeyizim çıkıyor. Evet, çok normal. Fazla büyük bir tepki verdiğim için benden soğudu. Onu çok iyi biliyorum. Çünkü ben orada hani arada açmadım, mesaj attı cevap vermedim. En son yani günler geçti sonradan barıştık. Sadece yapmasındaki sebep hani yengem söylüyorsa, benim büyüğüm söylüyorsa bir bildiği vardır. İyi niyetli, benim kayınvalidem eltisinin kurbanı öyle oldu diyorsun. Evet. Yani bir Damla, şey düşündüğünü sanmıyorum. Büyük tepki göstermiş ya Yağmur ve kayınvalidesi bu sebepten soğumuş, araları açılmış. Sen de yeni gelin olacaksın, senin de çeyizin serilecek. Bir şey olsa, gelemese, birinin gazına gelse senin içinde küsme sebebi mi? Çok büyük ayıp ya bu. Gerçekten yani Nurcan teyze, şöyle söyleyeyim, bir kayınvalideye yakışacak bir hareket değil. Bak ben 20 yaşındayım, ben bile bu şekilde düşünüyorum. Yani sen yine 45-46 yaşında varsındır. Yani bir kayınvalide olmuşsun ama gelinin çeyizini görmeye gitmiyorsun. Yani bu nasıl bir şey, ben anlamıyorum yani. Bir de ilk gelin. Yani ortalıkta karışır, aileler de birbirine düşer. Her şey çıkar Nursel Hanım. Diğer gelin sonradan mı? Evet. Aranıza katıldı. Evet. Ha. Ya şöyle ona söyleyeyim. Ona rağmen onu daha mı çok seviyor? Yok. Aa. Ben şöyle söyleyeyim. Ben aslında bu konuya hani o kadar samimiydik ki bu konuya aslında hiç takılacak bir insan değildim. Hani beni arayıp dese ki işte Yağmur ben gelemiyorum kızım. Hani gelmesem olur mu falan dese ben buna asla kırılmazdım. Hani çünkü Nurcan annem gerçekten hassas ve naif düşünen bir insan. Hı. Yani ben dedim ki sen bunu bana yapacak en son insansın. Yani sen bunu neden yaptın? Neden yaptığını ben de çok merak ediyorum. O kendisi de bilmiyor işte. O nedenini orada büyük sözü dinledi. Büyük sözü. Ayol işte diyorum ki o büyük neye gücendi de. Gel kız Nurcan gitme. Ben o gözümde canlandırabiliyorum o eltiyi. Hani onun da dediği şu arabaya sığmayız diye. Arabaya sığmayız. Ama bizim arabamız vardı orada zaten. Hani o kadar kalabalık gelmişiz sadece peki, bir tane arabaya sığmayacak. Belki ilerleyen günlerde nedenini söylersin. Belki de gelininle yeniden böyle o eski şeyinize kavuşursunuz. Söyleriz. Yine sizinle devam ediyorum. Yağmur demişken kayınvalide Nurcan Hanım da kayınvalideler odasında boş durmamış. Gelini hakkında bakın neler söylemiş. Siz önce Damla Yağmur gelini mi aldınız, diğer gelin mi öncelikle? Yağmur önce evlendi. Yani ortanca oğlum önce evlendi. Yağmur ilk gelini. Ya, ilk gelini. Peki kıskançlık var mı aralarında? Bir anlatın bakalım şu gelinleri bir. Kıskançlık çok oldu aralarında. Yani bir büyük gelin, küçük gelin tartışmasına girildi. O gün bugündür konuşmuyor gelinleri. Büyük gelin sensin, küçük gelin benim. Elti Yağmur çok oluyorlar. Hırslı. Ben de önce evlendim, ben nikahta büyüğüm. Bütün yoğun ilgiler benim üzerimde olsun, beni çok sevin. Aynı benim Miyase gibi. O geldi, sanki beni daha az seviyormuşsunuz gibi hissediyorum falan dedi. Büyük oğlumun eşi olduğu için o benim gözümde o büyük. Ama ilk evlenen büyük gelin olur. Yani. Siz en çok hangi gelininizi seviyorsunuz Nurcan'ım? Sevmek demeyelim de buna. Evet. Küçük gelinim beni hiç üzmedi. Yağmur beni çok üzdü. Sürekli sen evlat ayırdım yapıyorsun. Onları tutuyorsun, onları seviyorsun. Yok diyorum kızım öyle bir şey yok. Var ya anne, ben öyle hissediyorum anne. Sizin bu Yağmur gelin, sizin o küçük gelininize inat mı getirdi sizi buraya? Belki de kıskandırmak için. Hangi gelininizle gelmek isterdiniz? Ben büyük gelinimle gelmek isterdim. Yağmur her ne kadar ben büyüğüm dese de benim gözümde diğer gelinim büyük. Duymasın ama peki gelin. Peki senin bu söylediğini Yağmur duyarsa ne yapacaksın? Ne yapar artık torunu bana göstermez. Bir de şey diyor, ben seni çok kıskanıyorum. Seni. Beni büyük gelinimden kıskanıyorum. Aynen Yase de öyle. Bak Damla anlıyorum iki. Ben sizi çok Damla iyi. Damla iki valla. Ben diyor eşimi kıskanmıyorum, seni çok kıskanıyorum. Vallahi benim eltim olursa diyor eltimi sevmeyeceksin, beni seveceksin diyor.
Böyle bir şey de ilk defa duyuyorum. Var var örnek. Yağmur. Şuna bir açıklama getireyim. Biz buraya gelmeden önce ben ilk evlendiğimiz zamanlarda konuşuyorduk kayınvalidemle. Hani hep şakalaşırdık. Anne hadi çıkalım, hadi çıkalım gibisinden hep şakalaşırdık. Zaten şöyle söyleyeyim, benim eltim benim yaptığım işi bile kıskanıp özenip aynısını yapan bir insan. Aa. Tabii. Yani ben bu işe başladım. Ben bu işi hani büyük bir şekilde yapıyorum. Benim kendi kişisel hesabımda da bunun satışını yapıyorum. Kendi hesabımda da bunu yapıyorum. Ve bunu yapan hani çok fazla insan yok. Ama kendisi benim bu işimi örnek alıp, kıskanıp gidip yapan bir insan. Ben kayınvalideme doğru, yani başından beri söylerim. Ben eşimi asla kıskanmam, kayınvalidemi kıskanırım. Ay ilk defa böyle ben şey ben kıskanım. Yani şöyle düşünün, çünkü bu kadar iyiydik. Benim eltim gelene kadar biz çok senin iyiydik. Eltin kayınvalideni elinden aldığını mı düşünüyorsun? Elinden aldığını düşünmüyorum. Sadece şöyle söyleyeyim, benim içim dışım birdir. Ben karşımdaki insanı seviyorsam seni seviyorum derim. Sevmiyorsam da seni sevmiyorum derim. Arkada farklı, önde farklı şekilde davranmam. Veya bir art niyetle bir şey davranış yapmam. Sen kendini büyük gelin olarak mı ben büyük ilan gelinim ediyorsun? Bunu kendi yani eltimin kendisinin halaları falan da hep söyledi ki. Büyük Yağmur gelin, sen büyük gelinsin diye herkes söyledi. Böyle ben nikahta büyük gelinim. Abisiyle, eşimin abisiyle eşim arasında da zaten bir yaş var. Öyle 10 yaş yani. Ya yaş olarak, yaş olarak da büyüğüm, nikah olarak da büyüğüm. Yok bana... yaş olarak kendileri büyük. Abisi yaş büyük olarak eşimin abisi sadece bir yaş büyük. Fark nikah etmez olarak ne fark da ben ediyor büyük gelin bunu, olsan? Bu benim asla umurumda olan bir şey değil. Kendisi daha sevgiliyken benimle bunun hani tartışmalarını yaşadı. Daha nişan falan da yok. Nurcan ya abla bak burada hiç konuşmuyorsun. Gelin içeride kamera var biliyorsun değil mi? Demiştin ki değil onunla gelecektim diğer gelinle. Ben evet öbürünü büyük olarak görüyorum. Yani... Daha mı olgun görüyorsun? Onu daha mı çok seviyorsun da? Duyuyor bu kız şu an bunu? Yaz. O benim gözümde büyük olan o. Büyük neden oğlumun eşi o. Büyük olan da o. Nikahta bu büyük. Bu büyüğüm de büyük küçük tartışması. Biz de biz ayırt etmiyoruz ya büyüksün, küçüksün sen şeyi diyorsun, yok. Ama bunlar kendi diyorsun aralarında bunu büyüttüler, büyüttüler. Sen de büyük olaya nokta mı koydun? Büyük gelin diğeri diye ya nokta ben, mı koymuş oldun? Ben şu anda nokta koydum büyük gelin diğeri. Bir daha duyabilir miyim? Sen bence an, bir daha bir düşün söyle Nurcan abla, Nurcan abla bir daha o cümleyi alacağım. Sen bu olaya nokta mı koydun büyük gelin diğer gelinim diye? Benim büyük gelinim diğer gelinim. Yani büyük oğlumun eşi büyük gelinim. Yani ben de diyorum ki akıl yaşta değil baştadır. Akılla ne ilgisi var? Yani akılla da çok fazla ilgisi var. Ne ilgisi var? Kızılıyor dedi. Tamam nikahta büyük hep olabilir. Birazdan konuşmayalım. Şöyle söyleyeyim. Bizde büyük, büyük oğlanın hani büyük oğlum büyük çocuğun eşi büyük. Burada kayınvalidelere ama de hani ben şimdi sorarım o zaman şöyle yapalım hemen dışarıdan yardım alalım. Ekran başındaki izleyicilerimden de benim de bildiğim nikah olarak daha önce evlenen büyük gelin evet sayılır. Ben öyle evet biliyorum. Doğru mu? Doğrudur. Sevgili kıdemli gelin olur. Büyük gelin olur. İlk evlenen büyük gelin, büyük büyük gelin olur. Aynen öyle. Beyhan büyük abla gelin büyük gelin. Yani bana göre de yani kardeşlerden hangisi büyükse yaşa göre bir sıralama olur. Bence kendisi araya kaynamış. Sen gelin ya küçük gelin. Ha. Tabii. Araya kaynamış resmen sırasını almış zaten araya apar topar nikah değil yapmışlar bir ay içinde. Sırf büyük gelin olabilmek için burada da bunu övüne övüne anlatıyor da büyük acele gelin olunca. Acele mi ettiniz nikah için? Neden yo, araya kaynamış? Yok acele etmedik. Şöyle ben dedim bir ay benim içinde, eşim, nikah içinde. Benim eşim bana evlenme teklifi ettiğinde abisini aradı. Abi bak sıra senin ama sen hani o sıra evlenmeyi falan düşünmüyordu. Hani ha istemiyordu. Abi sıra senin. Senin de evleneceğin yok. Evet. Hani ben de Yağmur'u bulmuşken aynı bu cümleleri kurdu. Ben de Yağmur'u bulmuşken hani kaçırmak istemiyorum, evlenmek istiyorum. Sıranı bana veriyorsan ben evleneceğim dedi. Yani öyle sıra zaten ben nişanlandım, ettim. Bunların hiç bugüne kadar hani yani o konu konuşulana kadar eltimle
ne kayınvalidem lafını yaptı sen büyüksün o küçük. Evet. Ne de ben yaptım yani. Kendi Niyase, kendine başlattı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben %100 Yağmur'a katılıyorum. Nasıl katılıyorsun? Şöyle, Yeşim dedi ki yaşı küçük, küçük gelin o. Şöyle benim isterse benden 15 yaş büyük olsun bir gelin gelsin benden sonra. İlk geliniyim ya ben. Ben hayatta o büyük gelin olamaz. Olamaz. Bilirdi huyumu. Olamaz. Çünkü ben daha önce evlenmişim. Buradaki takıntı ne? Yani büyük gelin olunca ne oluyor? Şöyle hani yaş olarak demiyorum. Anladım. Büyük gelin olunca şöyle daha fazla ben bir şey paylaştıysam onunla benden sonra gelenle ben bir olmam. Ha, benim lafım olsun. Aa, tabii ki. Benim dediğim olsun. Tabii ki. Hayır. Dur dur. Kıskançlık sebebi olabilir mi yani? Olur. Sonradan gelinle aranda. Olur. Burnundan getir. Bende de Yağmur gibi. Sevdiğim insan ne olursa olsun bu. Kimi seviyorsam bir başkasıyla samimi olmasına dayanamam. Mesela benden sonra bir gelin gelecek, kayınvalidem işte bana davrandığı gibi ya da benimle arasındaki iletişim gibi olsa kıyamet kopar. Sevilay abla? Haklı, çok haklı. Haklıyım. Değil şimdi gelin gelmeden bile bir oluyor başka bir oğlum daha var. Bazen bir evlilik mevzu konuşuluyor falan. Daha bana ortada söz yok, hiçbir şey yok. Bak ben sana peşin söyleyeyim diyor. O gelin yok efendim abisi büyük diye... Ben ilk gelinim. Oğlunu göstermem diyor. Göstermem diyor yani. Ben bir şey sorabilirim. Önce ben. Önce ben diyor evet. Peki siz şimdi burada bayağı da atışıyorsunuz ya. Evet. Büyük aşklar kavgayla yani sizin sevgiden mi bu birbirinize evet, çatışmanız? Evet sevgiden. Aslında çok severim. Çok. Ama işte ama böyle çatışıyoruz. Fikir ayrılıkları oluyor. Nuray ablaya hiç sormadım. Bu konuyla ilgili düşüncen ne? Nursel Hanım sizin söylediğinizi ben birebir canlı yaşadım. Abisi askere gidip geldi. Bayağı bir 5 sene falan durmuş. Benim eşim Metin küçük olduğu için abisine aynı danıştı. Hani sen evlenmiyorsun. Biz evlenmek istiyoruz. Ben de okulu aynı Damla gibi bitirdikten sonra evlendik. İlk gelinleri benim. Ama benden 3-4 sene sonra abisi evlendi. Ama o evin içerisinde en büyük gelin benim. Ama abisinin yaşından... Yengemizin yaşından dolayı yine ben ona şey yapmışımdır, saygısında şey yapmadım yani hiçbir zaman. Ama büyük gelinliğini elden bırakmadın mı? Büyük gelin olarak ben oldum ama hep saygısında abi yenge demişimdir yani. Yani ben çoğunluktan şunu anlıyorum. Kıdem olarak kim evet. ilk evlenirse, ekran başındaki izleyicilerim de yazıyordur yorumlarını. İlk kim evlenirse büyük gelin o oluyor. Evet. Aynen, doğru aynen. mu? Evet. Nikahtan dolayı yani. Ya ne yaşanmışlıklar da var. Benim şimdi... için sorun yok. Önemli olan zaten şu. Benim Eltim İstanbul'da yaşıyor. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Ben zaten 7-24 kayınvalidemin yanında olabiliyorum. Çağırıyorum geliyor. Ben gidiyorum. Yani onda bir sıkıntı yok. Ki en önemlisi ben bu kadına bir torun vermişim. Oo. Yani torununun annesiyim ben. O benim da için asla bir sorun yok. Verebilir, versin. O da verenmeyecek. Sen de sorun yok, sorun yok deyip... Aynen. Yok, hayır. Şunu demek istiyorum. Kendisi tutturuyor. Her gittiği yerde büyük gelin, küçük gelin muhabbetini kendisi açıyor. Bence sen de önemsiyorsun ki buraya taşımış. Şu anda, daha önemli bir şey var. Daha önemli bir konu var. Az önce söylediğin bir şey var. Israrla sana geliyorum Nurcan abla. Sen diyorsun ki daha bomba bir şey söylüyorsun. Ben... Gelinim mutfakta yarışmasına diğer gelinimle katılmak istiyordum. Ya önce o söylemişti anne katılalım diye yarışmaya. Onunla katılsan daha mı başarılı olacağını düşünüyorsun? Ya onunla katılacaktım. Yağmur duyunca Yağmur elini çabuk tuttu. Bu başvuru yaptı. Yağmur her şeyde elini çabuk tutuyor maşallah. Evlilikte elini çabuk tuttu. Ben gördüm gerçekten. Yarışmada ya, elini çabuk gelinin, tuttu. Gelin gelin deyip duruyoruz. Adı ne? Adını söylemeyelim. Ya adı lazım o değil. Adı lazım değil. Boş ver. Adı lazım değil. Gelinimiz sadece gelin katılacaktı. Olarak... Sen hızlı mı davrandın? Hayır. Şöyle dediğim gibi daha o evlenmeden biz bu konuyu konuşuyorduk. Hani şakasını yapıyorduk. Hadi çıkalım biz de gidelim ben Yağmur, şey Yağmur ben Nurselin Hanım, abla ben şey dedim. Heh. Katılmak istiyorum yarışmaya dedim. Yağmur bunu duydu. Hemen başvuruyu yaptı. Hayır. Şöyle söyleyeyim. Yani ben kayınvalideme WhatsApp'tan yazdım. Anne gelinim mutfaktaya başvuruyorum diye. Ama görmedi şeyi, mesajı. İnterneti yokmuş, girememiş, görmedi. Sonra ben eşimle konuşurken girdik, biz başvuru yaptık. Her şeyi hallettik, ettik.
Ta ki kayınvalideme ben resmini attım, onu bile görmedi. Bizi aradılar, biz ondan sonra annemi aradık. İşte bana anne başvurduk. Sormadım yani. Sormadım. Bana sormuyor, yarışmaya başvurdum. Anne ne diyorsun? Geleceksin. Gelecek diyor işte. Misin, gelmeyecek misin? Mecbur bırakmış seni. Tabii. Neler duyuyorum. Neler. Tabii tabii. Senin başvurundan bir gün sonra fotoğraflı, videolu diğer gelininin başvurusu varmış. Oo. Ah, Allah. Şaka yapıyorsun. Ve mutlu oldu. Güldü güldü. Yağmur seçilmiş. Bir şey diyebilir miyim? İşte bu. Bir şey diyebilir miyim? Dün Eltim kayınvalideme mesajlar attı. Bizim katılacağımızı, biz başvurduğumuzu söyledik ama onaylandığımızı söylemedik. Eltim kayınvalideme mesajlar attı. Niye çıkıyorsun oraya? Şöyle böyle bir sürü şey söyledi. Hani sen yapamazsın, edemezsin. O zaman yapamayacağını düşündüğü kayınvalidesiyle niye başvuru yapıyor? O da kıskanmış demek ki. Niye başvuru yapıyor yapamayacağını düşündüğü kayınvalide? Erçilerin savaşı oldu bu. Ben yapabileceğini düşündüğüm için... Aldım, hayır, getirdim. Yani tek kayınvalide var ya, onlar da gelsin diyecektim. Ay, vallahi en esası benimki. Nurcan abla'ya bir sorum var. Günün sorusu. Nurcan abla, hani acemisiniz, bu hafta yeni geldiniz. Bir yanlışlık olur da elenirseniz. Evet. Başvurunda var ya başka bir gelinle. Biz onunla seni kabul etsek, yarışır mısın? Yarışırım. Oo. Yarışsın, ben bir şey demem. Yağmur. Şöyle söyleyeyim. Allah'ın izniyle zaten ben bugün ilk günümdü diye böyle geçti. Yağmur izin verir misin? Veririm. Benim kayınvalidem sonum da kayınvalidesi. Yok, ama sen diyordun ki ben seni paylaşamam kimseyle. Ben seni paylaşamam, o ayrı bir şey. Yok, gerçekten nasıl paylaşamam. Nasıl izin veriyor? Ama buraya gelmesine hayır. Benle geldiyse onunla da gelebilir. Ona bir şey demem. Allah herkese böyle sevgi nasip etsin. Evet. Yani gelini o kadar çok seviyor ki. Gerçekten. Bak Beyhan abla diyor ki sen beni böyle sevmedin diyor eşime. Ben çok kıskanırım kayınvalidemi. Hatta bazı şeylerde kendisine de söylerim. Kıskandığım için olmuştur. Ama şöyle, Eltim bunu hani benim kayınvalidemi çok sevdiğimi bildiği için zaten hani Nurcan annemi işte böyle tatlı tatlı kullanarak senin beni kışkırtmaya çalışıyor. Vallahi ben ne yalan söyleyeyim. Sırf beni sevdiği için hep küs duruyoruz. Ne yapıyorsun? Ya. Küs duruyor, küsüz. Yok, o kadar bomba. Bence sizin konular bugün çözülmez, evet. Asla çözülmez. Çok değişik bir gelin kayınvalidesiniz. Ne yalan söyleyeyim, ben diğer gelini de bayağı merak ettim. Evet, ben de. Ben de merak ettim. Edildik. Peki, teşekkür ediyorum şimdilik. Nuray Hanım, cımla tadımı yapacağız. Son tadımımız olacak. Pazartesi, cuma gününe 7 tane bilezik var. Çok iddialıyız. Son tadım için masaya kuruluyoruz. Kritikten sonra Damla'nın kayınvalidesi Nuray Hanımcığımı davet ediyorum. Genç kız gibi örgüler yapmış, gençleşmişsin bugün. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tadı güzel geldi ilk defa yediğim için. Hı hı. İçi de güzel pişmiş. Kıyma harcı lezzetli mi? Kıyması güzel, evet. Tadını aldım. Üstünün kızarması. Üstünün kızarı şöyle bir şey, fırından dolayı olabilir mi acaba bilmiyorum. Bir tarafı biraz pişmiş, bir tarafı pişmiş ama nasıl söyleyeyim, az bir tarafı kızarmamış. Makarnası, içinin ama makarnası güzel, da pişmiş güzel, mi? Güzel pişmiş. Evet. Birinci tabağı Nuray kayınvaliden beğendi mi? Evet, fena değil, güzel. Fena değil. İkinci tabaktayız. İçi güzel pişmiş de esasen nasıl söyleyeyim? Yani suyu mu az olur bir tık? Ama güzel pişmiş. Üstü falan çok güzel pişmiş. Kıymanın mı suyu az olmuş? Yani nasıl söyleyeyim? Malzemesi çok fazla mı gelmiş, ne yapmış bilmiyorum ama güzel yapmış. Ayrı ayrı yorumlayalım. Kıymalı harcını nasıl buldun? Kıymalı harcı güzel pişmiş içerisi ama... Tamam. Beşamel sos var içinde. Eti pişmiş.
üst tarafı da çok diğerine göre çok kızarmış. Tekrar hatırlatayım, bütün malzemeler herkese biliyorum aynı eşit olduğunu. Veriliyor. Evet. Ondaki makarna ile evet, bundaki evet. makarna, kıyma oranı, evet. tuzu, her şey aynı. Evet. Bu tabağı ama, beğendin ama mi? Ama güzel yani, güzel. Beğendin. Ona göre karar vereceğim. Tamam. Evet, hazırsan yorumunu alıyorum. Nursel Hanım, diğer tabaklara göre en güzel bu olmuş. Nesi güzel olmuş? Üstünün pişirmesi. Evet. İçinin kıyması. Daha çok hoşuma gitti yani. Bilemiyorum, inşallah yanılmam. Makarnanın kıvamı da iyi mi? Evet, güzel, güzel pişmiş içi de. Yanılmam diyorsun, bunun gelininin i̇nşallah, olabileceğini mi düşünüyorsun? İnşallah yanılmam, evet. Üçüncü tabağı beğendin. Güzel, beğendim. Afiyet olsun. Sağ olun. Son tabağımızda sıra. İkisi de güzel pişmiş. Kıyması lezzetli mi? Lezzetli. Beşamel sosunun aldın mı tadını? Evet, evet. Makarnası da pişmiş mi? Evet, pişmiş. Dördüncü tabağı beğendin mi? Beğendim. Puan vermeye hazır mısın? Hazırım. O zaman ben de kağıdımı, kalemimi alıyorum. Dörde beş. Dördüncü tabak. Ay pardon ya, üçe beş diyecektim. Dördüncü tabak beş. Değiştiremiyorum. Ben ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Şunu çok beğendim ya. Kazayla kalbi yani ben bunu beğendim esasen. Çok üzgünüm. O zaman dört vereyim buna. Üçüncü tabak dört. Şuna da iki bir vereyim. Moralin bozuldu. İkinci evet. tabak iki. Birinci tabak bir. Kazayla gitti yani neyse. İkinci tabaktan başlayalım. İki puan verdi bu tabağa. İyi bir puan değil pazartesi için. Acaba iki puan kime gitti? İki puanın sahibi kim acaba? Açar mısın? Ya çok Miyase. Da beğendi ya. Üçüncü tabağın hayır, başına abi. Gelelim mi? Yanlışlıkla... 5 puan diğer tabağa gitti. Bu tabağa 5 vermek istedin. Evet. 4 verdin. İyi puan 4 ama 5 kadar mutlu olmayacak gelinimiz. 1 puanla çünkü bilezik kaçıyor burada. Sadece 1 puanla. Bakalım yanlışlıkla 5 alacakken 4 alan tabak kimin çıkacak? Bakalım 4 puan kime gitti? Büyük merak konusu şu anda. Açalım. Bak biliyorum yanlış. Damla. Verdim. Yanlış verdim işte biliyorum. Kendi gelininmiş. Evet bulduydum ben bir anda ağzımdan şey yaptı. Ben onun Damla'nın olduğu biliyordum bir anda acele ettim. Gördüğünüz gibi küçücük bir hata. Ani hareket ettim yani. Bakalım bu 1 puan Damla'yı bu hafta ve bugün nasıl etkileyecek? Çok merak ediyorum takipteyim. Günün en yüksek puanı Nuray Hanım'dan 5 puan alan gelin kim acaba? Son 5 puanımız bugüne ait olan son 5 puan hangi geline ait? Açıyoruz. Açtık. Yağmur. Yeşim de bir puan aldı. Ediyorum ya. Yeşim şaşırttın beni. Teşekkür ediyorum Nuray teyzeciğim. Ben de bir verecektim de yanlış gitti zaten. Teşekkür ediyorum. Bir mi verecektiniz siz? Dört verecektin sana ya. Diyecektin ki üçe, beş, dörde dört verecektin. Evet, zaten yanlışlıkla beş aldın. Evet, yanlışlıkla aldın. Yanlışlıkla almadın. Bugün aldın. Bir saniye. Beğenmezse vermezdi. Yanlış olmaz bu işin. Hayır. Orada da söyledim açmadan. Hayır, bak annem de benimkine verirse. Bir saniye. Annem de benimkini çok verdi, karıştırdı. Bir saniye dinler misin beni? Ben orada daha açmadan dedim ki bu tabak Damla'nın tabağı. Geçen hafta finalde cuma günü. Ben bir puanla altı bilezik bölüştüm. Yani
altınları kaçırmak istemiyorum, anladın mı? Sürekli kimseyle bölüşmek istemiyorum. Yapıyorum, hak ediyorum, almak istiyorum. Ya artık gerçekten tek başıma almak istiyorum. Hak ettiğimi, bak hak ettiğimi adımın damla olduğu kadar eminim. Yok. Ben bir mikser markası değilim. Ben bir bulaşık makinesi markası değilim. Ortalığı karıştıracak. Ben geliyorum, yemeğimi yapıyorum. Gidiyorum herkesten 5 alıyorum, 4 alıyorum. Sen yanlışlıkla ya damla beğeniyorsun. Bir daha ala istersen beğeniyorsun. Ya. Beğeniyorsun. Ya tamam 4 aldın, kapat yani, beni de biz de konuşalım. Bir şey, en beğendiği tabak en benim tabağım. Ya fark etmez abi. En beğendiği tabak benim tabağım. Damla 4 aldın mı? Aldın. Ne zaman bitecek ya? Müsaade et Nihaseciğim. Gerçi sen de hiç konuşma. Zaten Yağmur sana gelmiş, seni eleyecek. Zaten çok da benziyorsunuz. Yani yokluğunuz da fark edilmez burada. Yani ben sence. Konuşma hakkına sahip değilim. Yani bence hiç konuşmana bile gerek yok. Bence siz gerçekten. Olmamış tabağı boşuna savunuyorsun. Allah Allah. Kaç tane bir aldın? Olmamış tabağın neyini savunacaksın? Kızlar bir saniye. Söyleme. Buna senin sen tabağını karar beğenmedi zaten. Sen mi karar veriyorsun? Beğenmedi. Bir müsaade benim et. Benim tabağımı bir müsaade beğendi. Et, lütfen. Hadi konuş bakalım. Ağzınızdan ne çıktığını ben tek tek söyleyeyim. Hı. Sen bence duyamamışsın. Duydum. Ben izah edeceğim sana. Her şeyi çok güzel, çok da güzel kızarmış, doğru, lezzetini de beğendim, doğru. Duymuşsunuzdur. Sadece köşe kısmı açık kalmış, fırının azizliği açık olabilir. Açık kalmış değil, yarısı pişmiş, tamam. Yarısı pişmiyor. Bir kısmı açık kalmış, tek tek kelimelerinizi ezberlemedim ama bunu anlatmaya çalıştınız. Fırının azizliği olabilir dediniz. İkiye de aynısını söylediniz. Peki üç fırının... İkiye kızarmış tamam. Dedi bir de. İkiyi konuşmayacağım. Üç kızarmamış ki. Üçün tamam, üstü bir aynı sütlaç gibi olmuş, lokum gibi olmuş. Ya kızarmamış Nuray teyze. Neresi kızarmış onun? Neresi kızarmamış ki? Ya gel müsaade bak. Edin. Müsaade gel edin. Yeşil. Şu fırının azizliği olmuyor da şu mu olur merak bak, ediyorum. Bak bak. Şurada beyaz değil mi? Ben beyaz. Size tarif edeyim mi bir saniye? Bunun burası pişmemiş, bunun, burası pişmiş. Şurayı gösterir misin bana? Bir saniye. Her yeri pişmiş. Bunun bu tarafı... Her yeri pişmiş. Hayır, bunun içerisi dedim. Tıkım tıkım. Hatta ben ve senin olduğunu bile çok bilmiyorum. Çok güzel dedin. Ya herkes kendi tabağına bu çok ben güzel diyor. Tamam, bunu hadi bunu açıkla. İçin makarnası pişmemiş. Beni geç, beni geç. Bunu açıklasana. Buna geldi, daha ben damlanamadım. Eşit, ya onu sormuyorum. Kızarmasını yorumlayayım. Bir saniye, evet. Her tarafı düzgün. Sen ona bakarsan benim fırının azizliğine uğramış. Bak seninki de kızarmamış. Tamam. Bunun da kenarları kızarmış. Ortası fırının içine damla girmiyor. Veya bunun içine girmiyor. Ben giriyorum yani. Bu da çok güzel pişirmiş. Ben fırına giriyorum bununla birlikte. Bak, bak bir saniye. Ona gelince fırına girmiyor bak, damla. Bak etlerine var. Zaten aa, veremedim ki ben bir zaten. Bir dakika. Beni elediğiniz kısım kızarma ya. Ve içerisindeki et siz pişmiş. İçini bana göstermeyin. Bana kızartmayı anlatın. Bir saniye bunu da anlatayım. Ona geçme. Geçiştirmeyin. Bu tabak kızarmış mı? Yeşiminkini de göster. Tamam görürsünler. Bu eşit değilse. Bu değil tabii. Tamam bu da değil. Yarısı kızarmış, yarısı kızarmamış. Bundan fazla kızarmış. Bir saniye. Bembeyaz tabağı beş tamam, vermiş. Tamam şurayı kapatalım. Hayır. Bak kızarmamış kısmını gösteriyorum. Ama bak bunun her tarafı kızarmış. Her tarafı. Ortası fırının içini pişmediyse. Bilmiyorum. Ben yapabilirim. Bak bunu herkes görüyor. Bak, bu beyaz. İçerisindeki de çok güzel eti siz pişmiş. Buna kızartmaya gelince, göre saniye yorum yapıyorsanız. Hayır bir saniye. Benimkini eleyemezsiniz. Bir saniye. Buna gelince bunun da çok güzel yapmış. İkisinde gittim geldim. İçinin eti şimdi ben Yağmur'un olduğunu ben ne bilirim ya. Ya ben altında Nuray teyze içerisi ikisi de benzemiyor tabakta. Benim alakasız. Bak içini sormuyorum. İçi geçelim. Kızartmaya göre puan veriyorsanız. Çünkü benim içini zaten beğendiniz. İçinde sıkıntı yok değil mi? İçinin, mükemmel. Bak bak içinin eti pişmiş. Her şey güzel. Şey demedim. Bununki seninkine göre. Senin mesela içi az pişmiş dedim ya yani. Yok da, hayır benimkine demediniz. Bu da çok tıknaz tıkna yani deyince az böyle demin laf oldu demediniz ya. Az pişmiş demediniz. İçi çok iyi mi dediler? Evet dediniz. Sadece şurası fırının azizliği yarısı olabilir. Yarısı pişmiş yarısı pişmemiş dedim öyle. Ya ben böyle benim canım sorum istedi böyle verdim. Tabii, gelinimi ya bundan istedim. Ya. Nuray teyze. Demek ki o da şimdi, bak orada kusura bakmayacaksın. Kızarıklığa göre verdim demeyeceksin. O masadaki. Kızarıklığa göre o verdim demedim dedin, ben zaten. Dedim. Dedim ki buraya geldim. Buraya geldim. Konuşmamıza müsaade edecek misin? Sen ben istediğini saniye, söyle. O masadaki kamera da görüyor. Tamam, bizde, bizlerin de gözleri tamam, kör değil. Tamam, tamam mı? Tamam. Görüyoruz her şeyi. Gör. Tamam. O masadaki en beyaz tabak üçüncü tabak. Evet. Bak bu ona doğru bakarsan. Damla fırına mı giriyor onunla birlikte dedi. En beyaz buna bakarsan yeşimin taban. İçini yarısı pişmemiş, pişmemiş. Tamam, bunu şimdi söylüyorsun. Tamam. Şimdi pişmemiş, söylüyorsun. Tamam. O beyaz, bak kızarıklı da, diyorsun bak, kızarıklı. Seninkine gelince bunun da içi, öbür kayınvalide geldi mi hersi? Altlarını i̇çi, gördükten sonra farklı yorum yapmıyorum yani ya. Yani sen su katmadın mı ne yap? Birbirine bir şey girmiş tamam mı? Sen yorum yaparken ben buraya gelince musun? Dedim ki aynı ya, sütle. Dinlemiyor ki. Ya dinlemiyor ki. Gelin kaynana birsiniz. Karşı tarafı dinlemiyorsunuz. Anlatayım da sen de dinle benimle konuştum. Biz yorumlarınızı dinledik. Bu aynı sütlaca benziyor.
benziyor, güzel görünüyor durumunu dedim. Durumunu sen güzel olmuş dedim. Değiştirmiyorum. Nuray teyzeciğim. Söyle. Burada işe müsaade et, konuşalım. Ha, söyle, sen benim tabağıma dedin ki kıyması da güzel, içi de pişmiş, üstü de birden daha güzel kızarmış dedin. Ama ne dedim? Üçüncü tabağım bembeyaz. Ama ne dedim? İçi sıkı dedim, olmuş, çok sıkı. Olmuş diyeyim dedim. Sumaz nedir ben bilmiyorum. Tamam, biraz çok olmuş diyeyim dedim. Yani hep aynı yorumlar aldın zaten. Sen bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi Yasin? Ben sana beş verince seviniyorsun. İki alınca bir kere teşekkür etmesini bil. Pardon da burada bana beş veren kim olursa olsun ben teşekkürümü ederim. O zaman kulaklarınızı temizletin bir duyun. Ben tamam duyuyorum mı? Ağzından bu çıkanı kulağım İkincisi, duyuyor siz duymuyorsunuz. Sözlerinizle yaptığınız şeyler uyuştu. Yok ben uyuştu. Ya Nuray teyze ben ya, müsaade et de. Gelinimi verecektim ama şaşırdım. Bak kızarıklık diyorsan ya şunu kabul et. Kızarmamıştı ama içimden damla diye hissettim verdim de o ayrı bir şey. Ben, ama kızarmamış. Yok, yok öyle demesine gerek yok. Seviyorum. İsterse bir saniye anne, isterse birinci tabağı öve öve tabağın köküne kadar yesin. Ama beni üçte buluyorsa en kötüsü, en lezzetsizi desin biri versin. Benimki en lezzetsizse de beni Damla, bulduğunda beşi versin. Gözler kör o kadar. Değil. Kızarıp kızarmadığını görüyoruz. Gözler kör değil. Yeşimin kızarmamış. Yarısı... Yeşiminki hiç kızarmamış. Ama birine dört verdiniz. Birine bir ver. Birine beş verdiniz. Birine bir ver. Hanımlar. Eti pişmiş. Hanımlar. Gelinleri ayağa alıyoruz. Ayağa kalkalım lütfen. Bu hafta 7 bilezik için yarışıyor gelinlerimiz. Geçen haftadan 2 bilezik bu haftaya devretti. Dolayısıyla haftaya çok stresli başladık. Haftanın İlk gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Yedi altın bilezik yolunda bugün ilk çeyreğin sahibi gelin. Teşekkür ederim hepinize. Nuray'cığım. Vallahi. Bir puandan. Bir puanla kaçsaydı şu anda çok üzülürdün. Ben de üzülürdüm. Ama o bir puan hafta boyunca bakalım. İnşallah. Bize İnşallah. Nasıl bir dert açacak? İnşallah açmaz. Allah büyük. Yani ben. Damla. Yok gerçekten Damla. Cuma'dan beri kim tutar Damla'yı? Nurten Hanım ben. Damla bir daha söyle. Bu hafta o bilezikleri tek başıma alacağım. Ama yedisi neyi de alacakmış benim. Bilezikleri? Bugünün puan durumu şöyle. Damla 21 puan, Miyase 15 puan, Yağmur 13 puan, Yeşim 10 puan. Bizimle olduğunuz için tabii ki çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı büyük bir heyecanla okuyacağım programdan sonra. Kızlar gelin yanıma. Sen özellikle Damla en öne gel sevgili kayınvalideciklerim gelin. Gel. Gelin veda edelim. Yarın aynı saatte, aynı enerjiyle bu